Dengeliyorum'dan herkese merhabalar değerli izleyenler. Bugün sabah yine bir şehit haberiyle uyandık. Ardından bu hüznü yaşarken bir de Soma'da hain bir terör saldırısını duyduk. Bugünkü programımızda ne yazık ki yine can sıkıcı konuları konuşacağız. Bir de programımızın konsepti bugün biraz farklı olacak. İki farklı bölümle programımızı devam ettireceğiz. Programımızın birinci bölümünde AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tonguç olacak. İkinci bölümünde ise sürpriz bir konuğumuz Denizli'den Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Kazım Arslan olacak. Zaman kaybetmeden değerli konuğumuza hoş geldiniz demek istiyoruz. Hoş bulduk. Biliyorsunuz bugün dediğimiz gibi şehit haberiyle uyandık. Evet. Bunun hüznünü üzerimizden atamadan öğlen saatlerinde hain bir pusu. Sözü size bırakalım. Evet, gerçekten bugün sabahleyin tedavi görmekte olan şehit uzman çavuşumuz Şevket Kocankaya vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisi şehit olmuştur. Hakikaten çok üzüldük. Ailesiyle Saranlı İlçe Teşkilatımızdaki arkadaşlarımız sürekli görüşme içerisindeydi. Haberlerini de alıyorduk kendisinin, merhumun. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu ülkede vatanın birliğini, bölünmezliğini, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için çarpışan tüm askerlerimize, arkadaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Süreç içerisinde, bu dönem içerisinde şehitler verdik. Bu şehitlerin de aileleriyle beraber hasbihal ettik. Ama en önemlisi bunların da, bu şehit ailelerin dahi vatanın bölünmez bütünlüğü için çarpışan evlatlarıyla gurur duydukları kadar bizler de çok büyük onlarla gurur duyduk. Vatan uğruna şehit düşen varsa vatandır dedik. Ben bu ülkenin birkaç çapulcuya baldırı çıplığa bırakılmayacağını, bırakmayacağımızı ve bu ülkede toprak isteyenlere sadece toprağın altından yer verebileceğimizi bugüne kadar hepsine göstermiş bulunmaktayız. Bundan sonra da AK Parti olarak ve silahlı kuvvetlerimizle birlikte tamamıyla terör bitirinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Yani sürekli diyorsunuz ki mücadele olacak. Herhangi bir tekrardan yeni bir çözüm süreci gibi bir süreç olamaz mı? Yani çözüm sürecinde, bundan sonra çözüm süreciyle ilgili çözüm sürecinin muhataplarının bence şehit aileleri olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani çözüm sürecinin muhataplarını, aslında barışı istediğimizi, çözüm sürecinin devam etmesi gerektiğini başta kurucu genel başkanımız ve şimdiki cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la şu anki genel başkanımız Ahmet Davutoğlu bu çözüm süreciyle ilgili hakikaten ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Ve bu çözüm süreci neticesinde muhatap da kabul ettiğimiz insanlar bizimle aynı duyarlılığı göstermediler. Bunun şahidi de halkımız da aslında bunu istedi. 7 Haziran seçimlerinde PKK terör örgütünün savunucunu yapan HDP'ye ciddi destek de verdiler. Ve barajı aşıp da işte 80 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalmalarını, belki de bana göre olmayan Kürt sorununu, evet, orada savunmaları gerektiğini söylediler. Ancak HDP ve PKK, onun temsilcisi HDP, yüzünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönmedi, yüzünü Kandil'e döndü. Bunu da Türkiye'deki herkes gördü. Ama 1 Kasım seçimlerinde, yapılan erken seçimlerde de halkımız tek başına AK Parti iktidar yaparak dedi ki bu terör sorununu artık senin çözmen gerekiyor. Tabii bir gerçek de var. Muhalefet partileri bu durumun en büyük suçlusunu sizleri, yani AK Partisi olarak değerlendiriyor, öyle, evet, görüyor. Hani sizin bakış açınıza soruyorum. Yani ne oldu da 7 Haziran'dan bu yana bu durumlar yaşanmaya başladı ve bu muhalefetin dediği şeylerde bir gerçeklik payı var mı? Acaba bir başkanlık sistemi veya yeni bir anayasa veya tek başına iktidara gelememe gibi bir hırs mı var onların dediği gibi? Yani şimdi süreci, 7 Haziran'daki süreci bir irdelersek, 7 Haziran'dan sonra
Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir özerklik ilan etmek ve yol kapatmak ve bunlarla ilgili şu ana kadar sizler de takip ettiniz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kendilerinin bir devlet kurma sevdasında olan bir HDP ile bir PKK'yı gördük. Ama bizim amacımız bu değildi. Bizim amacımız oradaki insanların huzur içinde yaşamasıydı. Bizim amacımız Türkiye'de yaratmaya çalışılan yaklaşık 30 seneden beri devam eden PKK sorununun, bakın Kürt sorunu demiyorum, benim çok yakın arkadaşlarım var. Etnik kimliği Kürt olan. Mesela senin de bildiğim kadarıyla öyle, senle de dostuz. Hiçbir şekilde böyle bir şeyimiz olamaz. Bizim yanımda çalışan 14-15 yıldır çalışan arkadaşım Muşlu'dur. Yani hiçbir şekilde böyle bir olay yok. Kürt-Türk kavgası olmadı. Ama üst kademe siyasette sanki bu kavga var. Halk arasında evet dediğiniz gibi yok. Yani benle sizin aranızda öyle bir tartışma veya benle başkası veya başkasıyla başkasının arasında bir ırk, millet kavramı, bunun tartışması pek fazla olmuyor. Genelde dikkat ettiğim sanki siyasetin üst kademeleri bu tarz şeyleri kullanarak kendilerine prim yapıyorlar. Şimdi siyasetin üst kademelerinde ki insanlar tabii ki bizlerden daha çok dikkat etmek zorunda. Konuşmalarına, söylemlerine, hareketlerine, tavırlarına. Ancak hakikaten Milli Birlik Projesi ile başlayan bu kardeşlik projemizde biz AK Parti olarak elimizden geldiği kadar sabırlı olmaya, elimizden geldiği kadar bu projenin devam etmesi gerektiğine inandık. Ama 7 Haziran seçimlerde insanlar kendileri oy atmaya gidemediler. Evet. 7 Haziran seçimlerinde insanların özgürlük hakları elinden alındı Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Bakın biraz önce bir cümle kullandım, dedim ki bizim ülkemizden kimse toprak alamaz. Bu ülke benim değil, senin de, Kürdün de, Türkünün de. Ama en önemlisi iyi insanların vatanı. Evet, insanların vatanı. İyi insanların vatanı, iyi insanların ülkesi. İyi olmayanların hepsi dağa çıktı. Bunu böyle bilirim. Yani... Şöyle bir parantez içinde konuyu dağıtmadan, geçenlerde biz Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gençlerimizi bir kampa götürmüştük. Evet. Kamp sonunda çocuklarımızla eğlendik. Güzel bir proje oldu. Sosyal İşler Başkanlığımızın yaptığı bir projeydi. Orada yaklaşık 40-50'ye yakın 12 ile 18 yaş arasında gençlerimiz vardı. Bunlarla biraz sohbet ettik. En son artık bunlar ayrılırken onlara dedim ki, bakın arkadaşlar, bu ülkede hepiniz bir kaderin bir cilvesi olarak Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yaşayan arkadaşlarımızsınız, gençlerimizsiniz. Bu vatan için, bu millet için bundan sonraki hayatınızda da hizmet etmeye devam edeceksiniz. Şu an devletle birliktesiniz, büyüyorsunuz ve dersleri hepsinin çok iyiydi. Çok da başarılı çocuklardı. Evet. Dedim ki biriniz, işte sen neredesin? Dedi ki biri Muşlu'yum. Bir tanesine sordum sen neresi? Biz Kırkağaç dedi, Kırkağaç diyeyim dedi. Diğerine sordum Denizli'yim dedi. Şimdi bunlarla konuşurken onlara şunu söyledim. Bakın biriniz Türk, biriniz Arnavut, biriniz Çerkez, biriniz Kürt olabilirsiniz. Bak hepiniz de aynı çatı altında yaşıyorsunuz. Bir bahçe zaten renkli çiçeklerle güzel. Aynen öyle. Ama hayatınızda sizin etnik kimliğiniz sizin için hiç önemli olmasın. Hayatınızda hep iyi insanlarla karşılaşın. Siz iyi insan olun. Yani insanın siyah beyazı olmaz. İyisi vardır. Çünkü hayatta iyiler cennete gider. Hep öyledir. İyiler ülkeyi yönetsin isteriz. İyi insanlar bizim dostumuz olsun isteriz. Çocuklarımızın iyi olmasını isteriz. Hayatımız hep iyilik üzerine kurulmuştur. İyi insan olacağız. Yani bu ülkede biraz önce söylediğim, biz iyi insanların olduğu devlet olmalıyız dedim ya. İşte iyi insanların devlet olacağız. Yoksa etnik kimliğimiz hiç önemli değil. Kimse onu istemiyor. Türk, herkes olmaya gerek yok. Aynen öyle. İnsan olabilmek ben bu aşamada Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu projenin bana göre Türkiye'nin en büyük projesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu suistimal edilmiş olabilir, devam ettik. Suistimal edilmiş olabilir, yine devam ettik. Ancak artık bu memlekette bunlara taviz verecek durumumuz yok. Artık Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız, Manisalıları bilsin ki biz artık her alanda güçlü bir devletiz. Hakikaten güçlü bir devletiz. En son çıkan torba yasa, yani ondan sonra yaşadıklarımız, işte gençlerimiz gibi sağlık alanlarında yaptıklarımız,
İşte konuşuyoruz, dünyanın işte Avrupa'nın üçüncü büyük havalimanı diyoruz. Yapacağımız çok şeyler var. 2023 hedefleri diyoruz, 2071 hedeflerimiz diyoruz. Tabii ki yanlışlarımız var. Yani tabii ki eksiklerimiz vardır. Bakın herkese ben şimdi burada her şeyi doğru yaptık dersem kim inandırabilirim? Yani sonuçta ama hakikaten AK Parti olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar eksiğimizle, yanlışımızla, hatamızla hep iyi şeyler yapmak Ya için zaten bu uğraştık. süreçte ne yaparsanız yapın bu şehit haberleri gelmeye devam ettikçe bu bir gerçek. Oklar her zaman sizi gösterecektir. Yani oklar bizi gösterecek. Ama bilinmesi gereken şu var ki bu PKK terör örgütü AK Parti ile beraber çıkmış bir örgüt değildi. Evet. Yani belki de şu an şehitlerimizin gelmiş olmuş olması güvenlik açısından belki de bizi eleştirmek açısından en kolay çözüm askeri olarak, şey olarak hükümeti eleştirmektir. Ama bundan bir 12-13 sene önce olsaydı insanlar bir kere de bir plağı geriye çevirseydi işte insansız hava uçağının olmadığı bir Türkiye'yi, kendi uçağı olmayan bir Türkiye'yi, işte kendi piyade tüfeği olmayan bir Türkiye'yi, bunların hepsini geri dönerek düşünelim. Evet. Geri dönerek bakalım. Ve o zamanki kayıp askerimizin ne kadar çok olacağını, o zaman işte Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün ne kadar büyük tehlikede olacağını hep birlikte o zaman daha çok irdeleyelim. Yani bakın ben demiyorum ki her şeyi doğru yaptık. Eksiğimiz vardır, hatamız vardır. Ama AK Parti'nin hiç kimseye ihaneti olmaz. Bu memlekete ihaneti olmaz. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor ve buna da böyle inanılması gerekiyor. Evet. Yani ben tabii ki üzüldüm. Yani bugünkü şehit kardeşimizin ailesinin çektiği çileye ortak olduk. Yani üzüntüye. Ama şunun bilinmesini istiyorum. Gerçekten onlar kadar canımız yanıyor. Onlar kadar çok üzülüyoruz. Onlar kadar onlar için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şehit aileleriyle ilgili mesela en son çıkan torba yasamızda şehit ailemizin yani tabii ki bunlar acısını hafifletmez ama anne babasına da iş imkanı sağladık biliyorsunuz. Bundan önce Evet. şehitlerimize bile sahip çıkamıyorduk. Yani şehitlerimizin ailelerine sahip çıkamıyorduk. İşte çocuklarına verdik, birinci derece yakınlarına verdik. İşim devlet kapı, yani iş imkanı. Şimdi annesi babasına verdik en son torba yasayla birlikte. Yani acılarını dindirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama şehitlik mertebesi de herkesin ulaşabileceği bir mertebe değil. Keşke Yani Peygamber yaşanmasa. Efendimiz'e keşke yaşanmasa peygambere. Hayatımızın içerisinde olan Ama bir şeymiş gibi artık bu o. seviyeye geleceğiz. Bak sabredersek, çabalarsak ve birlik ve bütünlüğümüzü hiçbir gün bozmadan bu yola devam edersek, bu yoldan vazgeçmezsek bu süreç bir gün bitecek. Şimdi Sayın Emin ol. Başkanım, sabah şehit haberiyle uyandık. Evet. Bunun acısını atlatmadan dediğimiz gibi öğlen saatlerinde Soma'da. Soma'da bir patlama. Şimdi bu terör olayları giderek batıya doğru mu kayıyor? Yoksa bu bir gözdağı mıdır? Yoksa biz bu tarz şeylerin yaşanmasına şahitlik edecek miyiz yine? Şimdi 2 gün önce de Bursa'da Evet. oldu. Dün. Dün işte Evet. dün Bursa'da oldu. Bugün de Manisa'da yolda oldu. Yani tabii ki bu olayların yaşanmış olması çok üzüntü verici. Ama birebir de yani istihbarat desek, hani istihbaratla ilgili sıkıntılar var diye böyle bir konuşsak sizinle. Bu süreç içerisinde bunlarla yetkilileri, yani yetkililer bununla ilgili gerekli tedbiri şu an oradadır. Mesela bildiğim kadarıyla 3 kişi 3 gözaltına kişi alındı. gözaltına alındı. Ve failleri de büyük bir ihtimalle onlar diye düşünülüyor. Gelirken en son almış olduğum bilgiler. Şimdi bu süreçte Bursa'daki vatandaşın yaptığını yapmamız gerekiyor. Bursa'da bomba patlayan yerde halk her tarafı Türk bayraklarıyla donattı. Bursa'da en yakın camide bütün halk cuma namazı gibi, bayram namazı gibi namazını kıldı. Biz terörden korkmuyoruz dedi. Biz bunlardan korkmayacağız, silmeyeceğiz. Yani Mesir'i iptal etmediğimiz gibi, Mesir'i iptal etmediğimiz gibi, Mesir'i yaptığımız gibi, terör bizim teröristlere, bakın teröristlere derken teröristler sadece dağdaki olanlar değil, bunun yazarını, çizerini, ondan sonra aydınını hepsini aynı köfeye koyuyorum. Bu teröristlere bizim meydan vermemiz gerekiyor. Bizim bunlardan korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bu memleketteki herkes
vatanı, milleti için canını feda etmekten hiçbir gün kaçınmaz. Mesir dediniz zaten, Mesir'de de böyle tadı tuzu olmayan bir Mesir yaşadık. Çoğunlukla halkımız da biraz tedirginlik yaşadı. Çok fazla abartılı bir şekilde güvenlik önlemleri alınmasına rağmen. Evet. Şimdi abartılı bir güvenlik önlemi yani diyoruz. Abartılı dediğim çok gereğinden fazla, yani çok çok sağlam bir güvenlik önlemi. Yani güvenlik önlemini alıyoruz. Çok güvenlik önlemi alınmıyor diyor mesela, evet. Emniyet Müdürlüğü açısından. İşte alınmıyor, işte başımıza bu tür bir hadise geliyor. Her arabanın içinde olamıyorsunuz belki de. Yani kimin ne taşıdığını. Hani iyi insan diyorum ya, iyi insan olmayınca yapacak hiçbir şey yok. Aslında konunun adı iyi insan. Evet. Şimdi burada el bombalarını bırakıyorlar ve ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra patlıyor. 40 açtı. Soma'daki olayımız. Askerimiz, asker arkadaşımız gözünden yaralanıyor. Allah ona da acı şifa versin. Durumun iyi olduğunu da biliyorum, öğrendim gelirken. Gerçekten bu olayın olmuş olması çok üzüntü verici. Ama tabii ki bu bizi yolumuzdan döndürmemeli. Yani bu olayın olmuş olmasıyla biz işte Ege'ye geldi, Manisa'ya geldi. Terör her yerde terör. İşte Londra'da da oluyor. Her yerde oluyor. Peki biz mesela Manisa'daki terörden, işte Londra'da patlamada dışarı çıkma yasağı, sokağa çıkma yasağı oldu. İşte Manisa'da bir patlama oldu. Hadi yapalım sokağa çıkma yasağı. Özgürlük haklarımız elimizden alınca hepimiz ayağa kalkmaz mıyız? Londra'da bunların hepsi oldu ama orada kimse konuşmadı. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde huzurlu bir ortamı sağlayıncaya kadar belki onların yapmış oldukları bu hareketlere müdahale ede bunu bitireceğiz. Ama Allah'ın halkımız izniyle alıştı. Yani alıştırdılar. Neden bunu söylüyorum? Gün geliyor. Ya bizim aslında sürekli bu şehit haberlerine üzülmemiz, bunları konuşmamız gerekiyor. Ne yazık ki gazete sayfalarına baktığımızda bile bir kaç yıl öncesinde yaşanan şehit olaylarında yaptığımız manşetler, attığımız manşetler gibi şeyler görünmüyor. Ve uzun uzadıya konuşulmuyor. Bu ülkenin problemi neden böyle denilmiyor. Sürekli bizi bir fare gibi bir kazanın içine koymuşlar. Altımızı ısıtıyorlar, biz ne kadar zıplıyoruz, ne tepkiler veriyoruz, bunu ölçüyorlar. Şimdi baktığınızda ülke gündemi böyle devam ederken bir gün neymiş efendim, önüne yatmak kelimesi gündemimiz oluyor. Bir gün bakıyorsunuz laiklik anayasadan çıkarılmalı, dindar bir anayasa yapılmalı. Yani bunlar hakikaten vatandaşların, halkın nabzını mı ölçüyorlar? Acaba ne tepki verilecek, bunlar mı sorun? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki yani şimdi bir kazanın içerisindeyiz, hani ateşten sıçrıyoruz, zıplıyoruz dedim de şöyle, bizim şimdi şehitlerimizin işte manşet atarak şehidin yanında olmaktansa biz yaptıklarımızla, şehidin ailesinin yanında olduklarımızla. Şimdi Soma maden faciası yaşandı. Evet. İşte herkes bağırdı. Değil mi? Yani bu aynı kefede bir şey değil ama bir örnek olarak vermek istiyorum. Ama işte Soma'daki yakınlarına ya devletin ya elini, yardım elini uzatmasıyla, onların yanında olmasıyla, işte şehit yakınlarına evlerinin işte teslim edilecek olmasıyla, şimdi şehitlerimizin yanında olunmasıyla biz aslında en büyük şehidi orada yanlarında olmamız lazım. Biz tabii ki bu konular konuşuluyor, konuşulmuyor değil. Yani işte günlerce biz şehitlerden konuşalım. Bu çözüm değil ki. Bizim yapacağımız konuşmaktan ziyade icraata geçmek. Bu canların gitmesini önlemek. Ama icraata da girmiyoruz açıkçası. Sadece birçoğunuz, siz de biliyorsunuz, şehit cenazelerinde en ön safta poz vermekten farklı bir şeylerin yapıldığını görmüyoruz. Yani şehit cenazelerinde en önde olanlar hep zaten belliydi. Yani 30 yıl öncesinde de şehit cenazelerinde olanlar, en önde olanlar işte mülkamiller, ondan sonra belediye başkanları, işte genelkurmaydan gelenler, işte siyasiler, şimdi de aynı şekilde. Şehit cenazesinde hiç olmamak önemli. O şehidin buraya hiç gelmemesi önemli. Evet. Biz şehitlerimizin manşetten atmak değil, şehitlerimizi konuşmak değil, şehitlerimizi buraya nasıl getirmeyeceğiz, kesinlikle bunları konuşmamız lazım. Onların çözümü ne olmalı? Yani biz tabii ki biz bunlarla ilgili, bakın süreç devam ediyor. Göreceğiz ki yani bizim, şimdi devlet ister mi ki şehit versin? Biz ister miyiz ki şehitlerimiz olsun? Ama karşımızda ne yediği belirsiz.
Hakikaten öyle. Ne yediği belirsiz. İşte nereden çıkacağı belli olmayan. Yani kahpece, alçakça savaşan bir örgüt var. Evet. Yani bunların savaştığı gibi hiçbir örgüt bugüne kadar savaşmamış. İRA'yı inceleyin, diğerini inceleyin. Söylerlermiş burada biz eylem yapacağız diye ondan sonra yaparlarmış. Bunlar öyle değil. İşte uzun yani bir assubayı eşiyle beraber para çekerken ensesinden vuran kalleş bunlar. Evet. Ya bizim bu karşımızdaki olan örgüt böyle bir örgüt. Yani bazıları meclisin içinde. İşte dokunulmazlıklar var. Evet. Kaldıralım dokunulmazlıklarını diyoruz. Teklifi veren AK Parti değil mi? İşte muhalefetimiz yok mu? Neden? Neden izin verilmiyor? Neden kaldırılmıyor? Manisa'da işte bir milletvekilimiz biz dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşıyız dedi. Bir çağır mı konuşsun mesela? Şey diyor, bakanların da dokunulmazlığı kaldırılsın, başbakanın da kaldırılsın diyor. Başbakan Sayın Özgür Özel'in de yaptığı bir açıklamada eğer ki bir insan diyor başbakan üzerine söylüyor bunu, başbakan dokunulmazlığın kaldırılmasını istiyorsa kendisine dahil edecek. Başbakan da başbakan da diyor dokunulmazlığı tamam, kaldırılmasını istiyorsa kendisi de tamam, dahil tamam bunu edecek. O zaman versin, öneri olarak versinler. Yani kabul etmiyor diyor. Öneri olarak versinler. Yani tabii ki bunu milletvekillerine sormak lazım. Yani evet. Ben tabii ki bunun tam detaylı bir şekilde bilmiyorum. Evet. Nerede başbakan nerede ayrılıyor ona da bakmak lazım. Yani başbakanın burada dokunulmazlığının nereye kadar kaldırıldığına bakmak lazım. Çünkü bu ülkenin başbakanı. Yani ülkenin başbakanının herhalde bir siyasi partinin milletvekilinde aynı kefede olmaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani bunu da burada bilinmesi gerekiyor. Evet. Tamam. Sonuçta bu terörle ilgili çıkıyorsa bu madde, terörle ilgili olana kadar kaldırsınlar. Terörle ilgili olana kadar kaldırsınlar. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için devam eden, istenilen dokunulmazlık için kaldırsınlar. Evet. Diğerleri için kaldırmasınlar. Öne engel koymak da bu işler olmaz. Bol kesen atmakla da olmaz. Dokunulmazlıklar kaldırılsın diye bağıracaksınız. Ondan sonra dokunulmazlıklar teklifi geldiği zaman da bununla ilgili de herhangi bir işlem yapmayacaksınız. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Başka engellerle önüne şu da olsun, bu da olsun, şunu da kaldıralım diye değil. Biz şu an bununla ilgili yapılması gereken, şu an bu şehidin acısını en çok ne hafifletir? Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki PKK terör örgütünü destekleyen siyasi partinin temsilcilerinin yargılanması hafifletir. Evet. Başbakanın yargılanması değil. Başbakanın işte hakkında işlem yapılması değil. Bir tane bütün terör örgütü terör mağduru ailelerin ailelerine sorsun o zaman. Yani Sayın Özgür Bey, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz bunların hepsini biz Tur Yıldız Hanım sorsunlar hangisi ise ona göre hareket etsinler diye düşünüyorum ben de. Evet. Şimdi anayasa diyoruz, dokunulmazlık diyoruz. Bu yeni anayasada tabii dokunulmazlığın kaldırılması için sanırım yeni bir anayasaya da ihtiyaç var. Evet. Bu yeni bir anayasada istenilen maddeler nelerdir? Değiştirilmesi gereken şeyler nelerdir? Siz de muhalefetin dediği gibi ilk 4 maddeye dokunulmamak şartıyla anayasayı değiştirelim diyor musunuz? Şimdi biz anayasayla ilgili söylemek istediğim şey benim şu. Biz 14 yıldır iktidarda olan bir partiyiz. Evet. Ve 14 yıldır iktidarımızda öğrendiğimiz en önemli şey milletimizin ihtiyacı ne? Bakın. Evet. Milletin ihtiyacının ne olduğunu öğrendik önce. Millet bizden ne istiyor? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşın bizden ne talep ediyor? Bizim 14 yılda belki de en iyi yaptığımız, her seçimde birinci parti olmamız, çıkmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Kimse merak etmesin. Anayasayı da milletimiz bizden ne istiyorsa ona göre yapacağız. Milletimizin bizden taleplerine göre yapacağız. Hiç böyle milletin istemediği hiçbir şeyle bizim işimiz olmaz. Evet. İnsan onurunu üstte tutan, insan onurunu, insanın yaşam kalitesini yükselten, insana demokratik bir anayasa nasıl olursa demokratik bir anayasayı getirmek. En önemli bizim düşüncemiz, en önemli maddemiz zaten bu. Yani demokrasi ve özgürlük alanında herkesin kendini bulabileceği bir anayasa. Hep bunu söylüyoruz. Hep bununla ilgili konuştuklarımız bunlar. Kimsenin ben daha bugüne kadar anayasanın ilk 4 maddesini konuştuğunu ben AK Parti saflarında görmedim. Bilmiyorum. Kim ister anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini? Evet.
Yani ben şimdi AK Parti ilçe başkanıyım ister miyim? Böyle bir şey var mı? Yani benim halkım zaten bunu istemiyorsa, halkın istemediği hiçbir şeyi biz yapmayız. Onun için zaten bu ülkeyi 14 yıldan beri biz yönetiyoruz. 2023'e kadar da Allah'ın izniyle biz yöneteceğiz. Belki de 2071 hedeflerini görürüz, görmeyiz, göremeyiz büyük ihtimalle. Çocuklarımız onun için biz bu hedefleri koyuyoruz önümüze. 7 Haziran'da daha doğrusu 7 Haziran'a girilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz gerekirse ev ev dolaşacağız, kapı kapı çalacağız, evet, anayasayı ve başkanlık sistemini anlatacağız. Ama şu anda o çalışmalar yapılıyor mu, öyle bir çalışma görmüyoruz. Yani vatandaşlara gidip de açıkça konuşmak gerekirse anayasanın neyin değiştirileceğini biz dahi bilebilmiyoruz. Tabii şimdi başkanlık sistemi bize ne getirecek, ne götürecek, ne kaybımız olacak, aynen, bilmiyoruz. Yani bir vatandaş olarak biz bunları bilmiyoruz. Siz bunları anlatmak için ne yapacaksınız? Şimdi öncelikle zaten Anayasa Komisyonu şu an çalışıyor. Evet. Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları ne kadar biraz böyle sıkıntılı da olsa bu çalışma sistemi şu an için. Anayasa Komisyonumuz çalışıyor. Anayasa Komisyonu çalıştıktan sonra bu anayasayla ilgili, özellikle başkanlık sistemiyle ilgili önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın, yani kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanımızın, yani şu anki genel başkanımızın Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun söylediği gibi kapı kapı dolaşıp, yani bunu herkesime anlatmayı düşünüyoruz. Özellikle bunları seminerler düzenleyerek, ondan sonra işte belli, şimdi biliyorsunuz biz örgütlü bir siyasi partiyiz. Evet. Yani benim şimdi Şehzade Arşası'nın 65 mahallem var, 65 tane mahallemin 65 tane yöneticisi ve 20-25 tane şeyi var, yönetim kurulu var. Evet. Komisyonlar da kurulmuş. Kadınlarımız var. Yani işte bu komisyonlarla birlikte biz bunları kendimiz ilk önce iyi bir şekilde anladık ve anlattıktan sonra bununla ilgili dediğimiz gibi kapı kapı dolaşarak, biz zaten hep öyle yaptık. Yani her seçimde öyle yaptık. Sürekli kapı kapı dolaştık. Herkese ulaşmaya çalıştık. Yani emin olun ki sistem içerisinde, yani elini sıkmadığımız Şehzadeler ilçesinde, ben yaklaşık 2,5 yıldan beri ilçe başkanıyım. Belki de en çok tanınan ilçe başkanlarından bir tanesiyimdir. Evet. Yani Manisa'da. Gençlerin abisi. Şimdi biz burada baktığımızda, tamam mı? Yani hakikaten toplumun en altından en üstüne çıkacak kadar herkes de diyalog içerisinde olan insanlarız. Bunu sivil toplum örgütlerimize anlatacağız. Ondan sonra esnaf odalarımıza anlatacağız. Tüm kesimlere, kadınımızla, gencimizle, tüm kesimlere bunu anayasa, başkanlık sistemini bunları anlatacağız. Bunları anlatırken laik olarak mı yoksa dindar bir anayasa şimdi mı anlatacaksınız? Şimdi o çok enteresan. Tabii ki şimdi talihsiz bir açıklama mı desem, sonra ardından bu benim düşüncem diye bir açıklama yapıyor. Evet. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın yapmış olduğu bir açıklama var. Ama bilinmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi, biz AK Parti hiçbir zaman için ülkemizde din ve devlet işlerini, laiklik dediğimizde, biliyorsun sen ilkokulda da giderken, ben de giderken, hı, laiklik öğretirken biz din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, evet, diye öğretmişlerdi. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması konusunda hemfikir olmayan kimse yok. Çünkü Türkiye'de şu an din ve devlet işleri birbirinden gerçekten ayrılmıştır. Din ve devlet işleri de senin de bildiğin gibi işte Diyanet İşleri Başkanlığı bu görevi farklı yürütür. Ondan sonra diğer kurumlar kendilerini yürütür. Laiklik kavramının Türkiye'de, bu laiklik Türkiye'nin temel unsurlarından bir tanesidir. Laiklik konusunda herhangi bir değişik, yani bir başkanımızın söylemek istediği tabir de bana göre o değildi. Yani anlatmak istediği o değildi bana göre. Yani benim anladığım ondan şuydu. Ben kendi anladığımı anlatayım. Zaten Türkiye'de din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Din ve devlet işlerinin artık birbiriyle ilişkilendirmesi çok doğru değil. Ama laikliği biz tüm etnik din dediğimiz, yani etnik kesime Şii, işte diğer Alevi, Sünni, ondan sonra Şii, bunların hepsinin gerçekten Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dini olarak tüm vecibelerini yerine getirmeyi sağlamamız gerektiğini söyledi. Evet. Bugüne kadar da zaten sağlamalar için elimizden gelen her türlü şeyi yaptık. Ve şunun bilinmesini istiyorum gerçekten. Bu olay çok fazla büyütülmemeli.
büyütülmemesi gerekiyor. Türkiye laiktir yani bununla ilgili. Ben işte bugün gazetelerde okudum. Kimin yaptığı bellidir ama tabii ki herkes tarafından biliniyor da. Duvarlara işte Türkiye'nin laiktir, laik kalacak. Laik olma, gazoz olma, laik ol. Laiklik Türkiye'dir. Bunlar laikliği bana göre hafife alan söylemler. Biz laikliğin ne olduğunu AK Parti olarak çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde din ve devlet işleri birbirinden uzun yıllardan beri ayrı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti yönetilmekte. 13-14 yıllık iktidarımız boyunca da buna da hiçbir leke sürülmemiştir. Böyle de bilinmesi gerekiyor. Evet. Aslında konuşacak daha çok konular var. Arkadaşlarımız telefon bağlantılarına cevap vermişler. Evet. Size bir soru yöneltilmiş değerli izleyenlerimizden. Fevzi Gemici. Şehzadeler ilçesinin doğu kısmındaki Nurlupınar ve Turgut Özal mahalleleri için imar Büyükşehir'de mi yoksa Şehzadeler Belediyesi'nde mi? Aslında konumuzun biraz dışında ama yine de... Yani tabii ki burada biz sürekli Nurlupınar Mahallesi'nde, Fevzi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz Nurlupınar Mahallesi'nde, Adnan Menderes Mahallemizde, Kazım Karabekir'de muhtarlarımızla sürekli beraberiz. Akpınar Mahallemiz var orada. Bu mahallelerimizde, görüşmelerimizde onlarla zaten sürekli anlatıyoruz. Bu Büyükşehir'den çıkacak olan 5 binlik plandan sonra 1000'lik planlara geldiğinde bizde olacak. Şu an bizim yapacağımız, Şehzadeler Belediyesi olarak yapacağımız herhangi bir burada bir çalışma yok. Yapacağımız herhangi bir hamle de yapamıyoruz. İşte Büyükşehir'in alacağı kararı bekliyoruz. İnşallah bu 2-3 ay içerisinde alınacak diyorlar. Bunlara cevap verecek olan kişiler de zaten aslında ilçe başkanı olarak ben değil de belediye başkanlarımız olmalı. Ama tabii ki burada ben Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'in bununla ilgili çıkması için elinden gelen her türlü çalışmayı yaptığını, Tavat'ı yani 2 gün önce de Ankara'daydı. Bayındırlık Mahallesi'nin kentsel dönüşümüyle ilgili özellikle kenar mahallemiz mahalleler olduğu için Fevzi Bey'in de bilgilenmesi amacıyla söylüyorum, bizi izleyenlerin de bilmesi amacıyla. Burasında Bayındırlık Mahallesi ile ilgili de işte kentsel dönüşümle ilgili bakanlığımla görüşmelerini tamamladı. Yani elimizden gelen her türlü çalışma yapılıyor ama Büyükşehir'in işte 55 binlik daha imar çalışmalarını yapmamasından kaynaklanan sıkıntıdan dolayı biz de binlik çalışmalarımızı burada yapamıyoruz. Aslında konu açılmışken söylemek gerekiyor. Bana sorarsanız Manisa'da kentsel dönüşüm sorunu yok. Bir imar problemi var. O imar probleminde sanırım 2019 seçimlerinde çözüleceğine, tıkır tıkır işleyeceğine ben inanıyorum. Vallahi yani ne demek istediğimi umarım anladınız. Vallahi ben anladım. İnşallah seyircilerimiz de anlamıştır. 30 Mart yerel seçimlerinde biz iki merkez ilçede AK Parti olarak seçimi kazandık ama Büyükşehir'de tüm Manisa'da seçimi kaybettik. Tabii ki bir uyuşmazlık var, bir kan uyuşmazlığı var. Büyükşehir Belediye Başkanımızla Şehzadeler Belediye Başkanımızın şu an bu girişimler için diyalogların iyi olduğunu biliyorum. Yani bir çalışma yaptıklarını ama bir türlü bir yere varamadık. Halkımızın şunu görmesi lazım. Örnek şu an mesela Balıkesir Belediyesi'ni, bir Büyükşehir Belediyesi'ni incelemeleri gerekiyor. Evet. İşte Balıkesir'de bizimle beraber Büyükşehir olan bir belediye. Şu an çoğu sorununu halletmiş, çoğu sorununu bitirmiş ve tıkır tıkır işleyen bir belediye. Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girdiklerinde Balıkesir'de bir tane asfalt olmayan ova yolunun olmadığını görecekler. Evet. Ondan sonra girdiklerinde imar sorununun nasıl çözüldüğünü, şu an imarın nasıl açıldığını, işte oradaki konut fiyatlarının neden çok ucuz olduğunu işte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine gidip görebilirler. Biz işte 2,5-3 yıldan beri ulaşımla uğraşıyoruz. Ve kimsenin de taşıyanın memnun olmadığı bir ulaşım sisteminde işte Büyükşehir bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir türlü rayına oturmayan, bir türlü çalışan ama bunu da çok görmüyorum. Bakın bunu söylerken de kimsenin de hani böyle yermek de istemiyorum ama tabii ki Büyükşehir Belediyeciliği örnek alınması gereken veya örnek projelerin birbirini yapması gereken işler. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye genelindeki örnek alabileceği
bir büyükşehirin olduğunu düşünmüyorum. Ama Manisa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de olsaydı, Bursa Büyükşehir'inden İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri Büyükşehir Belediyelerinin projeleri hakikaten bizi bu projelerle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızın hükümetle olan desteğiyle birlikte yapacağı çalışmalarla Manisa şu iki yılda inanın ki aldığının en az 5 katını alırdı. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Tanju Baratlı bir açıklama yaptı. Cengiz Ergün'ün marifetlerini görebilmesi için 3 yıl süre istedi. Şimdi ben şöyle yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama şimdi projelere bakıyorsunuz, işte okuyorsunuz, işte Alaşehir örnek işte görmediği hizmeti aldı. Sizin manşetlerinizde evet, falan evet. da çıkıyor. Ben de bakıyorum şimdi işte köprü yapımı 200 bin lira. İşte şu yapımı, işte yolu yapımı, işte 1300 metrekare yol yapıldı. 1300 metrekare yol Şehzadeler ilçe, bizim belediyemiz bunu biz ova yollarımıza yaptık çalışmayı. Yani tavuk misali. Şimdi tavuk yumurtlarken o kadar çok bağırır ki 7 mahalle duyar. Ama ola ola bir tane yumurta olur. Yani büyükşehirin de reklamlar, anlattıkları ve söylediklerine baktığımızda yani bir tane yumurta etmiyor. Hı. Ama 7 tane mahalle, 17 tane ilçe billboardlarda. Ondan sonra söylediklerinden işte yolların hepsindeki yani bu İzmir Bursa Surat yolundaki dev kameralar herhalde bir 4 defa gider gelirseniz aynı fotoğrafa denk gelebilirsiniz. Biz vatandaş aynı olarak şeyi reklam istemiyoruz. Ne sizden yani, ne küçük belediyelerden ne büyük belediyelerden. Tavuk örneği belki biraz böyle şey olmuş olabilir, abes kaçmış olabilir. Manisa halkımızdan özür diliyorum ama hakikaten öyle. Yani tavuk yumurtlarken 7 tane mahalle duyar. O kadar çok bağırır ki ama çıka bir yumurta çıkar. Biz yapılmamış şeylerin reklamını istemiyoruz. Yapılmamış yani tabii işte, yapılsın, biz görelim, yapalım. Reklamını biz yapalım, de, teşekkürünü biz edelim. Bir de tabii ki yapılırken işte bunları halkın faydasına olan şeyler mesela olması gerekiyor. İşte ulaşımla ilgili örnek, yani milletvekilimiz de gelecekmiş büyük bir ihtimalle layıklı yoluna da konuşursunuz. Onu da zamanlanmak istemiyorum. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi mesela bizim Şehzadeler ilçemiz, benim ilçem olduğu için söylerim, oradaki işte araçlar dönüşüm oldu. Ulaşımda bir dönüşüm oldu. İşte her aileden herkese birer tane kart, yeni kart çıkarması lazım. İşte çocuğunla beraber senin çocuğun binemez. Para versin, veremez. Kart çıkarması lazım. Ben İzmir'den geliyorum. Ne olacak? Burada tüm samimiyeti, tabii İzmir'den gel. Nasıl bineceksiniz, nasıl gideceksiniz? Gidip kart alacaksınız. İşte fiyatının ne olduğunu bilmiyorum ama işte 15 lira, 10 lira. Bunlarla ilgili araçlar işte açılış yapıyoruz mesela şeyde hükümet önünde işte 70 tane araç aldık. Araçların hepsini şoförler parasını dedi. Evet. Yani büyükşehirin cebinden çıkmadı ki. 7 trilyonluk yatırım. 7 trilyonun parasını hep eleman şeyler verdi. Yazık işte 130 bin lira borçlu esnaf var. Evet. Yani işte bunların hepsi arabalarınken esnaf şey oldu. Yani geçen gün bir esnaf arkadaşımız bir örnek verdi. Dedi ki ya rüyamda dolmuş esnafı. Ya kahvede kendimi yara bantı satarken gördüm. Ben arabayı falan elimden evimi falan herhalde kaybediyorum falan diye. Geldi bir gülüştük hatta yok dedim öyle bir şey. Yani inşallah bunlar düzelecek. Tabii 2019'a kadar sabır dedik yani. İnşallah güzel hizmetler olsun Manisa'ya. Bakın biz elimizden gelen her türlü yardımı yaparız. Bizim 5 tane milletvekilimiz var. Biliyorsunuz 5 milletvekilimizde bir genel başkan yardımcımız var. Evet. Yani Manisa'ya gelecek olan her türlü hizmetle ilgili biz elimizden gelen Büyükşehir Belediye Başkanı'na her türlü yardımı yaparız. İnanın ki yaparız. Sadece bize yapacağı hizmetlerle ilgili, bunlarla ilgili, çalışmalarla ilgili bizden yardım istesin, talep etsin. Bundan önce bunun örnekleri de vardır. Yapmışızdır da zaten. İşte borçlanma etkisini verdiklerimiz evet. gibi. Ama tabii ki bunlar halkın faydasına, yararına olan şeyler olduğu müddetçe de biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nda her türlü yardımı yapmaya hazırız. Peki siz ilçe başkanı olarak, partinizin ilçe başkanı olarak, partinizin ilçe belediye başkanıyla, yani şeker gibi adam, açık konuşalım, pırlanta gibi insan ama uyumsuzluk yaşıyor musunuz kendisiyle hiç? Şimdi şöyle, hani dedim ya biraz önce iyi insan, belki de buranın bu konuşmanın başta iyi insan olacak. Ömer evet. Faruk Çelik bir kere iyi bir insan. Evet. Yani bak, iyi bir insan olmak bazen... İyi bir başkan mı? Şimdi onu anlatacağım. Bazen iyi insan olmak, bazen bazı şeyleri yapmak için yetmeyebilir. Evet.
Ama Ömer Başkan'a Allah öyle bir şey vermiş ki, özellik vermiş ki yorulmak bilmiyor. Dün akşam Ankara'dan geldi. Hastanede yatan 2-3 tane hastamız vardı bizim teşkilatımızdan beri. Onları hastanede ziyarete gitmiş. Ankara'dan geldiği gibi evine gitmemiş bakın. Bir günde 17 tane farklı tabii program. Şimdi bunun haricinde iyi bir yönetici. Yani iyi bir yönetici. Ve bugüne kadar da hakikaten çok kısıtlı imkanlara rağmen, yerinin olmamasına rağmen işte bir yıl işte çalışma esnasında biliyorsunuz işte zorluklar yaşıyorsunuz. Fiziki şartlar sizin çalışmanız için çok önemli. Evet. Yani şu an mesela şu salon olmasa biz bu canlı yayını nasıl yapacağız? Yapamayız. Yani kesinlikle. Bunun gibi. Şimdi oturacak yerimiz yok. Yani öyle bir paylaşım yapmış ki sağ olsun giden sayın valimiz belki de her yerde her platformda çocuğun bile, ilkokul çocuğun bile yapmayacağı bir paylaşım yapmış. Şehzadeler Belediyesi kuruluyor, belediyenin yeri yok. Şehzadeler Belediyesi nikah kıyması lazım, nikah salonunu büyük şehre veriyor. Ya nasıl bir anlayış, nasıl bir şey? Şimdi nikah kıyacağı yer değil, oturacağı yer olmayan bir belediyeden Şehzadeler Belediyesi 2 yılda bir yere geldi. Evet. Büyükşehir de şu ana kadar oturacağı yer vardı. Bir tane yere geçti, sarayda oturmam diyordu. Şimdi işte garajın oraya büyük bir tane bir saray yapmaya düşünüyor. Tabii o 3 yılda yetmez. Oraya bizim arkadaşlarımızdan biri oturacak büyük ihtimalle. Evet. Oturmayacak ama biz şimdi bu süreç içerisinde bu işi yani yaparken Ömer Faruk Çelik emeğine kimseye haksızlık ettirtmem. Gerçekten çok değerli bir insan. Çok da sevdiğimiz bir insan. Bana göre AK Parti için büyük bir değer. Hakikaten büyük bir değer. Hangi ben parti olursa olsun kendisini tabii, çok sever. Ben kendisiyle çalışmaktan gerçekten çok mutluyum. Yani belki de siyasi hayatında insanların işte ilçe başkanıyla belediye başkanları arasında sorunlar olduğu konuşulur. Ondan sonra şey biri çünkü siyasetin başkanıdır. Evet. Bir de belediyenin başkanıdır. O her kesimin başkanı 30 Mart'tan sonra özetini çıkarıp her kesimin başkanı olmak zorundadır. Biz de bunu anlayış göstermemiz lazım. Yani. Herkese hitap etmesi lazım. Biz AK Parti teşkilatlı olarak zaten en büyük bizim artı avantajımız sadece kendimize değil herkese yakın olmamız gerekiyor. Herkesin derdine koşmamız gerekiyor. Bundan işte bir ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilç yöneticisi bir arkadaşımızın çobanısı da evi yanmıştı. Ben evine ziyarete gittim. Geçmiş evet, olsun'a evet. Gittim. Bizler halk için varız burada. Hakikaten halk için varız. Yani Ömer Faruk Çelik de bizim için bir şans. AK Parti için bir şans. Değerli bir insan. İnşallah AK Parti siyasetinde ve Türkiye'nin siyasetinde iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Yapı olarak. İnşallah. Bugün programımızda aslında son olarak size bu sözü vermek istiyorum açıkçası. Bugün bir hayır programınız vardı. Babanızın ölüm yıl dönemi. Evet. Bugün Allah'tan rahmet diliyoruz. 3. seneye devriyesi 3 yıl bitti. 4. yıla girdi. Allah rahmet eylesin. İşte kardeşimle birlikte lokma hayrı falan yaptık. Annemler falan işte evde okuttular. Hanımlar, çocuklar. Tabii zor. Baba yani nasıl anlatayım sen şimdi tam sonunda da öyle bir yerden girdin ki. Şimdi geçen gün arabada giderken bir arkadaşımızın telefonu çaldı. Telefonda da babam yazıyordu. Evet. Telefonu da açtı, baktı ve cebine koydu. Dedim ki o telefonu çıkar, telefonu aç. Neden dedi. Dedim ya bak ben o telefonun çalması için nelerimi vermezdim. O da aldı, telefonla konuştu. Gerçekten nasıl söyleyeyim, baba çok önemli insanın hayatında. Babasını kaybeden herkese de başları sağ olsun diyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Bugün biz hakikaten duygulandırdım beni de. Öyle bir gün, öyle bir gündü bizim için. Allah hayırlarımızı da kabul etsin Allah diyorum. Kabul etsin. Teşekkür ediyorum onu da dikkate aldığın için. İnşallah tekrar yayın yaparız. Bir daha bizi çağırırsın beraber. Bir dahaki programda uzun uzun konuşuruz. İnşallah. Ne zaman istersen çağırabilirsin, davet edebilirsin. Aslında teşkilatımızla ilgili bir şey de söylemek isterdim. Tabii, buyurun, buyurun. Bizim arkadaşlarımızdan ARGE Başkanımız düzenlemiş oluyor ve benim de hayal ettiğim bir projemiz var bizim. Evet. Bu projede komisyonlar kurduk biz. Esnaf komisyonu ve aynı zamanda da tarım komisyonu adı altında. 65 mahallemizden siyasi durumuna bakmaksızın mahallelerinde çiftçilikle uğraşan ve mahallede akil diyebileceğimiz arkadaşlarımızdan bir komisyon kurduk. Bu komisyona da bugüne kadar komisyonlar kurduk. Özellikle tarım komisyonunda işte Kırsal Kalkınma Destekleri Kurulu Müdürümüzü getirdik. Çiftçilerimize nasıl destekler veriyoruz? İlçe Tarım Müdürümüzü getirdik. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden nelerden faydalanabilirler? İşte esnaf komisyonunda
KOSGEB müdürümüzü getirdik, İŞKUR müdürümüzü getirdik. Bunun eğitim verdiler. Yarın akşam da çok değerli milletvekilimiz Sayın Recep Erber'in katılımıyla birlikte Tarsim Genel Müdürlüğü, biliyorsunuz don hadiseleri yaşanıyor. Evet, evet, evet. Çünkü biliyorsunuz biz çok fazla sanayi şehriyiz diyoruz, esnaf şehriyiz diyor ama en büyük de tarım şehriyiz biliyorsunuz. Bu tarım şehri, tarım komisyonu da yarın akşam öğretmen evinde tüm çiftçi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Don hadisesinden kaynaklanan, Tarsim'in ödemelerinden kaynaklanan sıkıntıları birebir kendileri, kendi ağızlarından. Zaten 65-130 kişiyle başladığımız komisyonumuz şu an yaklaşık 270 kişi. Bir tüzük hazırladım bununla ilgili. Tüzükte herkes oraya kayıtlı. Evet. Yani çok güzel bir şey oldu. İnşallah yarın akşam 270 kişinin katılımıyla böyle çok güzel bir komisyonumuz var. Sizleri de bekleriz. Programı çekebilirsiniz. Burada oradaki halkımız kibar bir şekilde sorunlarını, işte tarımsal sulamayı, ondan sonra işte Tarsim'den alacağı paraları, işte gübre fiyatlarını, her şeyini rahatlıkla milletvekilimizi karşısında buluyor. Ona bu soruları soruyor. Aynı zamanda işte konunun muhataplarına bu soruyu soruyor. Nasıl destek alabileceğini öğreniyor. Çok güzel bir çalışma. Bence bu çalışmayla ilgili de bir gün müsait olduğunuzda bize davet ederseniz bize kesinlikle çok mutlu olarak geliriz. Memnuniyetle. Çünkü ETV bizim benim canlı yayınımı yaptığım yer. İlk kez abi. O yüzden dolayı biz her zaman geliriz buraya ve severiz de kurumunuzu. İnşallah bundan sonraki günlerde beraber oluruz. Efendim aslında bunları böyle üstün körü konuşmak da hoş olmadı açıkçası. Biraz daha uzun uzadıya konuşmamız gerekiyordu. Gerçekten. Değerli konuğumuz da bizi bekliyor. İkinci tamam. bölümde Sayın Kazım Arslan'ı CHP Denizli milletvekilini alacağız. Çok güzel. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, her zaman. Umarım. Ne zaman isterseniz biz Ahmet Tonguç olarak teşkilat olarak buradayız. Evet, gençlerin abi. Gençlerin abi. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler bizden ayrılmayın. Programımızın ikinci bölümünde Denizli'den sürpriz bir konuğumuz olacak. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dengeli Yorum'da kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Programımızın ikinci bölümünde sürpriz bir konuğumuz olacak demiştik. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Sayın Kazım Arslan. Pek fazla vakit kaybetmeden kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa teşkilatlarını, il ve ilçe dolaştık. Teşkilatlarını gezmek, denetlemek amacıyla buradaydınız. Evet. Çok sağ olun. Beni de kırmadınız. Sağ olun. Programıma konuk oldunuz. Eksik olmayın. Sağ olun. Sizinle aslında geniş yelpazeli konuşmak isterdik. Evet. Ama biliyorsunuz bugün Manisa şehit haberiyle uyandı. Ardından öğle saatlerinde bir de patlama. Dilerseniz önce siz bugünkü ziyaretinizin evet. amacını ve gördüklerinizi kısaca bize bir aktarıp daha sonra ülke gündemine geçiş yapabiliriz. Tabii öncelikle sözlerime başlamadan özellikle Sarıvanlı Dilek Mahallesi'nde evet. Oturan uzman çavuşumuz Şevket Kulankaya'nın ölüm haberini ve şehit haberini almam sebebiyle üzüntüyle Manisa'da bulunduk. Öncelikle bu şehidimizin Allah'tan rahmet geride kalanlarına da başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ayrıca yine sabah bu işlerimizi görmek üzereyken bir haberi daha aldık. Bu da Kırkağaç Soma yolunda iki patlamanın olduğu ve o patlama sonucunda da bir assubay kardeşimizin yaralandığını öğrendik. O assubay arkadaşımızı da yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel merkez hem parti meclisi üyeleri hem de milletvekilleri olarak değişik bölgelere, komşu illere ve hatta
daha yakın illere, farklı farklı illere, kendi bölgemizin dışındaki illere görevlendirilmek suretiyle bir parti meclis üyemiz, bir milletvekili vasıtasıyla buraları, bize görev verilen yerleri geziyoruz. Bize de görev yeri olarak Manisa verildi. Biz Manisa ilimize sabahleyin geldik, ilimizi ziyaret ettik, ilçelerimize gittik, ilçelerimizdeki çalışmaları takip ettik. Mevcut durumu, yapıyı, hangi alanlarda hangi eksiklikler var, neler var, nasıl bir çalışma yapmamız gerektiğini, hem de siyaset olarak, örgüt olarak hem canlı, hem diri, hem de hareketli olmamız gerektiği noktasında da her an seçime hazır olabilecek bir örgüt yapısının, çalışmasının olması gerektiği yönünde de tavsiyelerimizi, düşüncelerimizi, deneyimlerimizi anlattık. Çünkü ben örgütten gelen bir kardeşinizim. 90-95 arası Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı yaptım. Evet. 6 senede yine 84'ten 90'a da il yönetimde çalışmış bir kardeşinizim. Tabii uzun süreler sivil toplum örgütlerinde de görev aldım. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'nde 6 sene görev yaptım. 4 senede Genel Sekreter Yardımcılığı, 1 senede Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği'nin başkanlığını yaptım 6 sene. 6 sene yine Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin başkanlığını yaptım. Merkez yönetim kurulunda görev aldım. Yani şunu söylemek istiyorum. Her alanda, her şekilde, hem siyasi hem de sivil toplum örgütlerinde, hem ekonomik hem sosyal alanlarda sürekli çalışan, toplum için bir şeyler yapmaya çalışan, gayret eden ve siyasette hiçbir zaman bırakmayan bir kardeşinizim. Ve dolayısıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. Evet. %40'a yakında oy aldım. Çok az bir oyla kaybettik. Tabii ondan sonra da milletvekilleri seçimi gelince, ön seçimde milletvekili sıralamasına girmek suretiyle de bugün milletvekili olarak görevimizi sürdürüyoruz. Evet. Genel anlamda bunları söyleyebilirim. Başka tabii öğreneceğiniz, soracağınız şeyler varsa Cumhuriyet onu da anlatmak Partisi... isterim. Bir şeyi daha ilave edeyim. Ben aslında hukukçuyum. Evet. 1976 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdim. Bitirir bitirmez Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaydımı yaptırdım. Daha sonra ihtilal olunca tabii bizim askerlik falan derken biz hiç siyaset yapamadan Cumhuriyet Halk Partisi kapanmış oldu. Tabii 20 seneye yakın serbest avukatlık yaptım. Daha sonra bir aile şirketimiz olması sebebiyle tekstilciliğe başladım. Evet. Denizli'de hem iplik üretimi hem de kumaş üretimi yapan bir fabrikamız var. Bu aile şirketidir. 4 ortak birlikte yürütüyoruz. O şekilde de hem ekonomik anlamda da ülkemize, hem siyasi anlamda hem de sosyal anlamda da katkılarımız devam ediyor. Evet. Şimdi bugün burada bulunmanızın amacı denetim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni, kendi partinizi Manisa il ve ilçelerinde denetlemek. Evet. Yapılanması nasıl gidiyor, nasıl işliyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu kongrelerden önce sanki biraz karışıktı ve kongreler sonrasında yeniden bir diriliş. Evet. Olarak adlandırıldıkları yeni yönetimlerini oluşturdu. Siz bu izlenimleriniz doğrultusunda bunun oluştuğuna, sağlam bir yapının, iktidara doğru yürüyecek bir yapının oluştuğuna inanıyor musunuz? Gördünüz mü o izlenimi? Tabii o izlenimi gördük. Hem il başkanı değişmiş, hem de ilçe başkanlarımız değişmiş. Yani oldukça önemli değişiklikler yaşamış Manisa ilimiz. O nedenle ben iyi bir yapının burada oluşmuş olduğunu gördüm. Ayrıca bütün seçilen arkadaşlarımızın önemli bir gayret içinde, bir heyecan içinde, evet, bir şeyler yapma gayreti içinde olduklarını gördüm. Bu çok önemli. Örgütçülük çok önemlidir. Eğer örgütünüz yoksa, örgütünüz zayıfsa, ne kadar adayınız kuvvetli olursa olsun, arkasında örgütü yoksa, örgütle adaylar arasında gerçekten iyi bir diyalog sağlanamıyorsa, orada başarı sağlamak da çok zordur. Çünkü toplumun nazarında şöyle bir algı vardır. Yani insanlar bir genel merkeze bakar. Genel merkezdeki rüzgara bakar. Ayrıca da ilinde, ilçesindeki örgütün yapısına bakar. Orada bu insanlarla iş yapılır veyahut da bunlara destek olunur. Bunlarla işte Manisa ili olarak örnek vereyim. Burada işte ilçelerinde hizmetler verilebilir, koordine sağlanabilir. İnsanlar gittiği zaman dinleyen bir örgüt yapısı, bir anlayışı olabilir. Güvenini de vermek gerekiyor. Yani seçimler sadece seçim öncesi 3 aylık, 2 aylık çalışmanın ürünü değildir bana göre. Yani genel anlamda seçimin bitmesiyle beraber örgütlerin çalışması, toplum üzerinde bıraktığı intiba, güven
ve kendi aralarındaki ahenk, birlik, beraberlik hissi, izlenimi gerçekten toplumun daha rahat bir şekilde tercih etmesine, oy vermesine olanak sağlayacak bir yapıdır. Şimdi tabii biz kendi partimizin oyunu her zaman alabiliriz. Esas olan sadece kendi partimizin oyu değil. Yani onun dışında yüzer gezer oylar dediğimiz, kararsızlar dediğimiz kesime hitap edecek bir yapının, bir anlayışın, bir yaklaşımın da mutlaka olması gerekir ki o insanlar size gelsinler, oy versinler. İşte Denizli'de bizim normal oyumuz %30-31 civarındadır Cumhuriyet Halk Partisi evet. olarak. Ben %40'a yakın oy aldım. Demek ki biz o intibayı, o güveni insanlara verebilmişiz ki insanlar bizi tercih etmiş, yani seçilme noktasına getirmiş. O nedenle örgütten gelen bir arkadaş olarak buradaki yapılanmayı, buradaki yapıyı gerçekten iyi bir yapı olarak, iyi bir oluşum olarak fark ettim. Tabii defterlere baktık, işte eksikler varsa şunları şöyle yapın diye onlara yön verdik, eksiklerin giderilmesini söyledik. Her an her şekilde çalışmanın iyi bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini, özellikle kadın kollarımızın daha çok güçlendirilmesi gerektiğini ben vurguladım. Çünkü kadın kolları çok önemli parti içinde. Örgüt önemli ama kadın kolları da bir o kadar önemini hissettiren bir yapı. Kadın kollarınız da zaten Manisa Teşkilatı'nı hep ön adım önde götüren kitle tabii, olduğunu biliyorsunuz herhalde. Tabii tabii. Bir o var, bir de daha güçlü olmak zorundayız. Çünkü neden? Nüfusumuzun yarısı kadınlar. Biz erkekler olarak yani iş başında olan veyahut da örgütün başında olanlar veyahut da milletvekili olanlar, parti meclisinde olan beyler olarak biz eve girip çıkamıyoruz, her eve girip çıkamıyoruz. Bizim evet, gittiğimiz anladım. Yerler neresidir? İşte kırsal bölgelerde kahvelerdir, kıraathanelerdir. İşte şehirde çarşıdır, pazardır, işte kahve, kıraathane bu gibi yerlere gidiyoruz. Gittiğimiz zaman insanların çoğu orada olmuyor, bu bir. İkincisi olanların çoğu da taş oynamakla, okey oynamakla vakitini geçiriyor. Dolayısıyla muhatap olduğunuz, sizi dinleyen, sizi soran, sorgulayan veyahut da sizin projelerinizi dinleyen bir kesimi yakalamak her zaman mümkün olmuyor. Ama kadınlarımız, kadın kollarımız düşünün yani bir mahalleye gittikleri zaman 10 grup halinde 3'er 5'er kişilik girdikleri zaman orada insanlarla hasbihal etmeleri, onların dertlerini dinlemeleri, sorunlarını dinlemeleri ve yapılacak bir şey varsa yardım yönüyle olsun, bilgi yönüyle olsun, sağlık yönüyle olsun bu konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalı bir halkla, toplumla bir sıcak ilişki, temas kurma, kadınların kadınları aynı cinsten olmalı sebebiyle daha rahat iletişim kurmaları imkanı olduğu için de onun için kadın kollarını çok önemsiyorum. O nedenle bunun da biraz daha güçlendirilmesi ve il ilçeler tarafından da desteklenmesi gerek maddi olarak gerekse ekip olarak güçlendirilmesi gerektiğinde bunları da söyledik. Çünkü biz Denizli'de bu başarıyı elde ederken gerçekten bunu öne çıkaran bir yapı, bu anlamda çalışma yapan örgütüyle bütünleşmiş bir kadın kolları, bir gençlik kolları yapısının ortaya konulması ve toplum içinde, halk içine girerek bu siyaseti yapması. Denizli'de iktidar partisisiniz değil mi? Efendim? İktidar partisisiniz Denizli'de, doğru mu? Hayır, değiliz. Şu anda biz seçimi alamadık yani. Neden alamadık? Çünkü 2014'te benim adaylığım geç açıklandı. Evet. Bütün ilçeler açıklandı. Büyükşehir'in adayı olarak beni en geç açıklayan bir partimiz eksiklik yaptı. Orada bir yanlış burada oldu. Burada da öyle oldu. Genelde evet. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını... Tabii o süreci biz iyi kullanamadık. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecini iyi yönetemedi. Şimdi doğrusunu söylemek lazımsa bunu bir öz eleştiri olarak evet. söylüyorum. Ama tabii bunlar geldi geçti. Bana göre bundan sonra yapılacak iş büyükşehir adayının öncelikle en az 6 ay öncesinden belirlenmesi, ilçelerden önce belirlenmesi ve çalışmanın da programın da projelerin de ona göre toplumun önüne konularak hem tartışılması hem inandırılması hem de insanların o konuda ha tamam bu projeye, bu adaya oy verilir diyecek bir noktada bir çalışmanın yapılması gerekiyor. O dediğiniz yanlışı Cumhuriyet Halk Partisi burada Sayın Özgür Özel'e, çok değerli Özgür Özel'e de yaptılar aynı yanlışı. Son evet. zamanlarda açıklandı ama başarı da elde etmedi. Evet. Peki efendim, bugün bu ziyaretler sırasında Cumhuriyet Halk Partisi, aslında konu konuyu açsın diye söylüyorum bunu. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binasına girerken kaldırımlarda bir yazı dikkatinizi çekti mi?
çekmedi şey doğrusu. Gazoz öyle. Olma layık ol diye bir öyle mi? Yazı evet. CHP Gençlik Örgütü falan onu, yazmışlar. Onu evet fark etmedim. Bu yani. Da Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na İsmail Kahraman'a bir tepki. Evet. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde layık bir anayasa değil, dindar bir anayasa olmalı diye bir açıklamalarda bulunmuştu. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu sözde? Valla Meclis Başkanı'nın Sayın Kahraman'ın bu açıklamasını gerçekten talihsiz bir açıklama olarak niteliyorum. Ve Meclis Başkanı'na da yakıştıramıyorum. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti laik bir cumhuriyet. Dolayısıyla laikliğin yıllardan beri hiç tartışma konusu yapılmadığı bir durumdan bugün tartışılır noktaya getirilmesini ve bunu bir meclisin başkanını yapmasını da gerçekten kınıyorum. Uygun da bulmuyorum ve kendisine de yakıştıramadığımı da söyledim. Basın açıklaması evet. da yaptım bu konuda. Çünkü neden? Siz laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü yapısı çerçevesinde işleyen bu demokrasi sayesinde geldiniz, meclis başkanı oldunuz, cumhurbaşkanı oldunuz, başbakan oldunuz. Eğer siz bu makamlara bir eski düzende, bir padişahlık düzeninde, bir krallık düzeyinde, otoriter bir düzende yürüyen bir Türkiye olmuş olsaydı, acaba hangi birisi bugün cumhurbaşkanı olabilecekti, meclis başkanı olabilecekti, başbakan olabilecekti, bakan olabilecekti? Hiç kimsenin olma şansı yoktu. Yani bugün cumhurbaşkanı Rize'den bir köy çocuğu olarak çıkmış, cumhurbaşkanı olmuş. Peki Osmanlı düzeni devam etseydi, padişahlık düzeni devam etseydi, krallık düzeni devam etseydi, otoriter veyahut da şeriat düzeni gibi bir düzen bugün hüküm sürseydi Türkiye'de acaba bunların buralara gelme şansı var mıydı? Maalesef yoktu. Dolayısıyla oturdukları koltukların hakkını vermelidirler. O koltuklara geldikleri zaman, seçtikleri zaman ettikleri yeminlere de sadık kalmalılar. Aslında... Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin laik düzeni değişmediği sürece bir meclis başkanının, bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın, bir bakanın böyle bir açıklama yapmaya ne hakkı var, ne yetkisi var, ne de böyle bir durumu ortaya koyma hakkı var. Sayın Vekilim, açıkçası ben bunu sizden önce programımızın birinci bölümünde Sayın Ahmet Tonguç'un konuk olduğu programda da dile getirdim. Kendisine evet. de bunu yönelttim. Sanki bu açıklamalar talihsizlik değil de halkın sabrını, sınırını ve vereceği tepkiyi ölçmek olarak değerlendiriyorum. Çünkü bizi bir fare gibi bir artık ne olarak adlandırırsanız altımıza ateşe veriyorlar. Nasıl bir tepki vereceğiz? Gündemi sürekli değiştiriyorlar. O kadar acımız varken, o kadar yaşadığımız şeyler varken biz onları yaşayamıyoruz. İşte efendim bir gün geliyor kim yerli kim milli, bir gün geliyor işte önüne yatmak, bir gün geliyor bilmem ensarmış. Bugün de işte laiklik. Yani laikliği istemiyorsan laik değilsin. Şimdi laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. Laikliğin olduğu toplumlarda hem çalışma vardır, hem üretim vardır, hem kalkınma vardır, hem gelişme vardır. Yani kısır düşüncelerden öteye geçerek insanlar hem ibadetlerini, hem inançlarını, hem de işlerini çok rahat yapabileceği evet. ve dünya işiyle ahiret işini bir arada yürütmeye çalışan ve bu ahiret ve uhrevi işin de yaşamın bir parçası şeklinde sürüp giden bir yaşam şeklidir. Yani hiç kimsenin inancına, hiç kimsenin ibadetine, hiç kimsenin dünya görüşüne müdahale eden bir sistem değil. Dolayısıyla böyle bir sisteme, böyle bir demokratik bir sisteme, böyle bir din ve vicdan özgürlüğünün yürüdüğü bir sisteme hiç kimsenin laf etme hakkı yok. Eğer Türkiye bugün Orta Doğu ülkelerinden, Müslüman ülkelerinden farklı bir noktaya geldiyse, gelişebildiyse, kalkınabildiyse bu, başta Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye getirmiş olduğu bir cumhuriyet düzeni ve laiklik düzeni, özgür ve herkesin düşüncelerini yerine getirdiği, ibadetlerini yerine getirdiği bir düzen sayesine gelmiştir. Bu bir nabız yoklama olamaz mı? Yani bir nabız yoklama gibi de düşünülebilir ama şimdi ben zaman zaman AKP'nin bu tür çıkışlar yaptığını biliyorum. Bunu Cumhurbaşkanı da yapıyor zaman zaman, Başbakan da yapıyor. Bugün de bizim Meclis Başkanı evet. yaptı. Şimdi genelde AKP öyle yoklamalar yapıyor, yoklamalar çekiyor. Yani bazen
başını uzatıyor, bir şey söylüyor. Çok ağır bir tepki görünce de başını içeriye sokuyor, toprağa gömüyor ve sessizliğe bürünüyor. Yani şu andaki ortamda bir derece o noktaya gelmiş durumda. Ama kafalarının arkasında gizli ajandalarında sürekli başkanlık, rejimi değiştirmek, başkanlık sistemini getirmek, evet, laikliği ortadan kaldırmaya yönelik bir altyapı çalışmasının da sürekli yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bunlar olmasa zaten, gizli ajandalarında böyle fikirler olmasa, kafalarının arkasında böyle düşünceler olmasa, bunlar oturulup da konuşulmaz, dillendirilmez. Bunu yapıyorlar ama Türkiye'ye zarar veriyorlar, ülkeye zarar veriyorlar. İnsanların inançlarını rahatlıkla yapabileceği bir ülke konumundan işte bir kaos ortamına giren, kaos ortamına sokulmaya çalışılan, din kavgasının içine sokulmaya çalışılan, mezhepçilik kavgasının içine sokulmaya çalışan bir Türkiye'yi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunu ben şiddetle hem kınıyorum hem de böyle bir yanlışın bir daha yapılmamasını, çünkü Türkiye bir mezhep kavgasının içine girecek olur ise, bir din kavgasının içine girecek olursa, burada Müslümanından tut, ağırlıklı Müslüman %99 Müslüman ama bunun içinde Hristiyanı da var, bunun içinde Musevisi de var, bunun içinde farklı dinlerden olan insanlar var. Şimdi bu insanların inançlarına karşı nasıl bir tavır sergileyecek laikliği kaldırdığı zaman? Yani. O zaman onları da mı sürekli Müslüman edecek? Dinler, onları da mı? Dinler bir anayasa. Camilere girmesini, sokulmasını şey yapacak, çalışacak. Mesela Alevilerin cemevleri var, farklı farklı inançlar var, kiliseler var. Dolayısıyla bunları kapatması gerekiyor. O zaman tamamen Türkiye'yi dindar bir anayasa çerçevesinden şeriatla yönetilen bir ülke konumuna getirdiği zaman zaten başka inançlara fırsat vermek, başka inançları yaşatmak, onların ibadetlerini yapmasına olanak sağlamak kesinlikle böyle bir düzen zaten içinde. Zaten laiklik elden gitti mi bir daha geri gelmiyor. Tabii. Bunu da en yakın komşumuz İran'dan da görebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Onun için bu tür yanlışları kesinlikle artık yapmaması gerekiyor. Meclis Başkanı'nın hem yeminine sadık kalarak laik Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine yemin ediyor ve ona sadık kalacağını, tarafsız olacağını yemin ediyor. Hem vicdanı üzerine hem de inancı üzerine yemin ediyor. Dolayısıyla yeminine sadık kalan bir meclis başkanının, bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın mutlak surette olması gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman o zaman ne oluyor? Tarafsızlık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bugünkü davranışlar, işte meclis başkanının yaptığı bu davranışlar tamamen Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeye, bir kargaşaya sürüklemeye, bir iş çekişmeye, bir ayrışmaya sürüklemeye doğru götüren bir davranıştır. Bunlar tehlikeli çıkışlardır, tehlikeli açıklamalardır. Bana göre herkes hem haddini bilmeli, hem sorumluluğunu bilmeli, hem yetki sınırlarını aşmadan da böyle açıklamalar yapmalı. Şu anda yapmamalı. Var olan sorunu tabii, bilmeli. Çünkü bizim konuşmamız gereken şu anda laiklik değil. Tabii. Veya başka bir şey değil. Bizim konuşmamız gereken şu anki terör olayları. Kesinlikle. Biliyorsunuz Manisa bu yıl geçtiğimiz günlerde 476. kez bir geleneğini de sürdürdü. Ama buruk bir sürdürme oldu. Mesih evet. Festivali gerçekleştirildi. Festival havasında değildi, kuru bir havadaydı, eğlencesizdi ve çok az katılımla gerçekleşen bir festivaldi. Evet. Kimilerine göre vatandaşların terör korkusu, kimilerine göre işte yaşanan olaylardan duyulan üzüntüden sonra eğlence evet. kısmının iptal edilmesi falan derken biz bunu bitirdik. Ama dün biliyorsunuz Bursa'da bir olay patlama gerçekleşti. Bugün de Manisa'da. Her ne kadar da bazı yetkililer kalkıp da çok da büyük olay değil diye değerlendirse de bizler için çok büyük bir olay ve insanlarda tedirginlik yaratıyor. Sormak istediğim aslında bu terör olayları giderek batıya doğru mu sıçrıyor? Şimdi tespiti çok iyi yapmak lazım. Tespiti ne kadar iyi yapabilirsiniz, teşhisi de o denli iyi koyabilirsiniz ve tedaviyi de o denli iyi yapabilirsiniz. Evet. Bir kere geçmişe yönelik bir bakalım. Çözüm süreciyle ilgili bir başlangıç yaptı iktidar. Bütün hesapları Güneydoğu'daki
oyları alıp daha güçlü bir iktidar olmaya yönelikti ve siyasi hesap yapılarak yapıldı. Dolayısıyla HDP ile işte Kandil ile yine Öcalan'la birçok görüşmeler yapıldı. İşte Dolmabahçe'de mutabakata varıldı, sözler verildi. Oslo'da mutabakatlar yapıldı, sözler verildi. Tabii bu sözler çerçevesinde siyasi iktidar adeta Güneydoğu bölgesini teröre teslim etti. Teröristlere teslim etti, PKK'ya teslim etti. Onlara ses çıkarmadı. Dağdaki terörist bunların çözüm süreci içinde şehre indi, silahlandı, hendekler kazdı. Adeta Türkiye'ye karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir başkaldırı hazırlığına, bir özellik ilan etmeye doğru çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tabii hükümet bunların aslında hepsinde farkındaydı. Ama onun hesabı siyasi hesaptı, seçim hesabıydı. Seçimde Güneydoğu'da ne kadar oy alabilirsem o kadar güçlü olma hesapları yapılıyordu. Tabii bu hesaplar aslında iyi hesaptı. 7 Haziran'da uymadı. Tabii. Dolayısıyla biz bu çözüm sürecinin yapıldığı sırada Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söyledik. Dedik ki böyle bir çözüm süreci yürütülemez. Yani silahlı terör örgütüyle müzakereye oturulamaz. Mücadele edilir. Ne zaman ki silahı bıraktı, ben dedi ki işte belirli haklar istiyorum, belirli taleplerim var, bunların değerlendirilmesini istiyorum denir, masaya oturulur. Müzakereye o zaman başlanır dedik ama hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinlemediler. Şu anki gidişat doğru mu, mücadele? Şu andaki mücadele gerçekten iyi doğru bir şekilde bir yürütmeye çalışıyorlar. Ama çok büyük hatalar var, çok büyük eksiklikler var, çok büyük bir kargaşa var, kaos var. İnsanların hayatları her an tehlikede, sivil vatandaşın orada durumu tam anlamıyla korunamıyor. Çünkü şu var, gelinen noktada yani çok kolay olacak bir mücadele gelinen noktada gerçekten çıkmaz bir sokağa doğru, çıkmaz bir duruma doğru girmiş durumda. Tabii devlet elbette ki terörle mücadele edecek, kendi sınırları içinde olan bu bölgeye hakim olacak, oradaki bölgedeki yaşayan insanların yaşamını koruyacak, o bölgeyi güvenlikli bir bölge olarak sağlanan bir ortam yaratacak, sınır güvenliğini sağlayacak, bunların yapılması gerekiyor. Tabii yine sınır güvenliği maalesef mücadele ediliyor ama sınır güvenliği henüz tam anlamıyla sağlanmış değil. Bölge halkının güvenliği tam anlamıyla sağlanmış değil. Sivil halk işte terörle mücadele edilen alanlarda tam anlamıyla arındırılmış değil. Bunlara çok özen gösterilmeli, dikkat edilmeli. Orada elbette ki güvenli bir ortam, güvenli bir bölge ve sivil halkın da yaşamının esnafıyla, işletmesiyle, çarşısıyla, pazarıyla yaşanabilir bir bölge olması noktasında devletin güvenliği orada sağlayarak normal bir düzene, bir sisteme geçmesinin mutlaka sağlanması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yani sivillere zarar vermeden, bölge halkına zarar vermeden ve aynı zamanda da sınır güvenliğini iyi bir şekilde sağlayarak oradaki mücadelenin bir an önce bitirilmesi ve gerçek anlamda misaki milli sınırlarımız içinde bu devletin, bu milletin o bölgeye hakim olması ve PKK denilen bu terör örgütünde bir an önce bulunanların adalete teslim edilmesi, işte kaçanların da sınır dışı edilerek o bölgenin temizlenmesi gerekiyor. Yani burada çok büyük bir hatayla başlangıçta başladı. Tabii 3-4 yıllık bir süreç geçti. Bu 3-4 yıllık süreç içinde PKK çok büyük bir mesafe aldı. Güç Sayın kazandı. Özgür Özel söylediği bir evet. söz vardı. Valiye görme, MİT'e duyma, polise vurma denildiği süreleri hatırlatıyordu. Şimdi özür diliyorum, sözünüzü evet. de böldüm aslında. Yani tamam, bu operasyonlar sonrasında siz o boşaltılan köyleri geri getirebilirsiniz. O bombalanan evleri yeniden inşa edebilirsiniz ama bu taraftan şehit olan insanları ailelerine geri verebilecek misiniz? Kesinlikle mümkün değil. Yani bu acılar, Güneydoğu'da yaşananlar, yıllarca bunun acıları, bunların sonuçları, olumsuz sonuçları elbette ki bu ülkenin önüne, bu milletin önüne her zaman gelecek, bu devletin evet. önüne her zaman gelecektir. Ama dedik artık, bizim söylediğimizi
tutmuş olsalardı, dinlemiş olsalardı, yani kapalı kapılar arkasında değil de meclise olayı getirip aynı zamanda bir silahsızlanma, bir silah bırakma durumunu yaratarak bunları mecliste çözme noktasına getirilmiş olsaydı kesinlikle bugünkü bu girdap, bu olumsuz yapı, durum, oradaki bu kötü görüntüler, mücadele daha rahat, daha iyi bir şekilde olacaktı. Bu fırsat kaçırıldı. Ama tabii geldiğimiz noktada yapacak başka bir şey yok. Elbette ki terörün orada temizlenmesi, PKK'nın orada temizlenmesi için de devlet elbette ki gücünü kullanacak. Biz de bu terörün önlenmesi için iktidara yardımcı olacağız. Ama şu anda görünürde tek evet. bir çalışma var. O da dokunulmazlıkların kaldırılması. Sözde yani aslında sözde dokunulmazlıkların kaldırılması muhabbeti diyorum. Çünkü henüz herhangi bir sonuca varılmış değiller. HDP milletvekillerini ve başkanlarını sorgulayabilmek için, yargılayabilmek için, gerekenleri yapabilmek için bu dokunulmazlığın kaldırılmasını AK Parti çok istiyor. Ama siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, muhalefet partisi olarak bu dokunulmazlığın içerisine başbakan ve eski bakanların da dahil olmasını istiyorsunuz. Onun girmesini istiyoruz. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz. Dokunulmazlığın kaldırılması her zaman iktidar partisinin elinde. Çünkü eğer HDP'den teröre yardım, yataklık yapan, silah taşıyan, onunla beraber olan, taziye ziyaretlerine giden kişiler, milletvekilleri açıkça ortada, belli. Bunlardan dolayı da takibatlar yapılmış. Bunların dosyası da meclise gelmiş. Aslında bunların mecliste hemen getirilerek teker teker sadece ve sadece muhalefet karşı çıksa bile sadece ve sadece iktidar partisinin oylarıyla kalkma imkanı var. Yani 276 ile her zaman kalkma imkanı var bunun. Ama bunu kolay yönünü tercih etmiyor AKP. Yeniden bir kargaşa, yeniden bir kaos, yeniden bir gerilim yaratmak için işte anayasaya geçici bir madde ekleyelim. O maddeyle işte şimdiye kadar gelmiş olan, beklemiş olan bütün dokunulmazlıkları işte şey yapalım, adliyelere, savcılara, mahkemelere dosyaları iade edelim ve dokunulmazlıklar kalkan her bir şey milletvekilleri anlatabildim, gitsinler hesabını yaptıkları suçların, eylemlerin hesabını versinler gibi. Yani işi böyle çok şey boyutuna, çıkmaz boyuta tamam, sokan, çok güzel bir şey. Peki 7 Haziran'daki tartışma boyutunu uzatan ve günümüzü gerçekten boşu boşuna meşgul eden bir yapının ve tartışmanın içine sokuyorlar. İşte o nitekim, tartışma 14-27 Aralık mıydı? 17-24 Aralık operasyonları dahilinde suçlananlar da dahil olacak mı? Yok işte, onlar olmuyor. Onlar olmadığı yani için. Güzel, terördekini, terör kapsamına aldığın insanları yargıla ama bir de bunu da yargılayabilelim. İşte iktidarın yaptığı şey bu. Burada ikili oynuyor. Kendi yandaşlarını, kendi bakanlarını, kendilerini, başbakan, bakan bu dokunulmazlığın dışında tutarak sanki sadece suçlular milletvekilleriymiş gibi, sadece milletvekillerin dosyaları varmış gibi bir hava estirip işte anayasaya konacak bir geçici maddeyle bu işin çözümünü aramaya giriyor ve işi çıkmaza sokuyor. Evet. Yani şimdi çıkmaz mı noktada? Yani meclise geldiği zaman bu anayasa değişikliğinde ben evet çıkmayacağını tahmin ediyorum. Yani biz ne kadar evet desek de birçok arkadaşlarımız buna karşı koyuyorlar. Yani öncelikle bakanların da gelmesi gerekir. Diğer işte başbakanın da dosyasının gelmesi gerekir. Onların da dokunulmazlıkları kalkması gerekir. 17-25 Aralık dosyalarının da bu işin içine sokulması gerekir deniliyor. Ama bunlar onu şey yapmadan, dikkate almadan yeni bir madde olarak konulmak istenen dediniz. Evet. Yani bu konulmak istenen madde nedir? Şimdi anayasamızın 83. maddesi milletvekili dokunulmazlığını evet. anlatıyor. Yani dokunulmazlığın ne şekilde nasıl olacağını, yani insanların daha doğrusu milletvekillerin yapmış oldukları siyasetten, söylemlerinden, ifadelerinden dolayı suçlanamayacağı. Tabii bunlar istisna, işte terör suçları var. Bunun içinde ağır cezalık suçları var. Suçüstü tutuklamalar falanın dışında
kesinlikle sorgulanamayacağı, dolayısıyla takibat açılmışsa takibat duracak. Ancak dönemin sonunda dokunulmazlık ya daha doğrusu milletvekilliği görevi bittikten sonra sorgulamaya devam edilecek. Yani veyahut da davaya devam edilecek. Bunu şey yapan, düzenleyen bir madde 83. madde. İşte bu 83. maddeye geçici bir madde eklenerek şimdiye kadar dosya işte 600'e yakın dosya olduğu söyleniyor. Kimisi bunları savcılıklardan gelmiş, kimisi mahkemelerden gelmiş, bekleyen. Yani bu suçların içinde terör suçlusu olanlar ağırlıkta HDP'liler olmakla birlikte. Diğer sıradan işte seçim propagandası yönüyle suç, işte hakaret yönüyle suç, başka alanlarda suç. Yani böyle daha hafif suçları içeren davalar da var bu işin içinde. Dolayısıyla işin aslı bir kenara konuluyor. Amaç terörle mücadele ise, teröre yardım ve yataklık yapanların sorgulanması, soruşturulması, davaların sürdürülmesiyle ise bu bir kenara bırakılıyor. Farklı alanlarda herkesi sanki böyle korku içine sokacak, sanki meclisi karıştıracak, meclisi çalıştırmayacak. İşte meclisi eğer hani bu kararlar birdenbire verilmez, milletvekilliği de birdenbire düşmez bu işte. Yani yapılsa bile. Yani sanki öyle bir hava varmış gibi milletvekillerinin üzerinde de bir baskı kurmak, onların da yani görev yapamayacağı bir noktaya taşımak, parlamenter sistemi de bir işlevsiz konuma getirmek için de bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Şimdi düşünün, yani dokunulmazlığı kalkan bir milletvekili arkadaşımız gidip orada davasını mı takip edecek, gelip mecliste işini mi yapacak? Yani bunları da bir derece dikkat etmeden meclisi işlevsiz bırakmak için, meclisi şeysiz bırakmak, yani daha doğrusu çalışmasını engellemek için yapılan bir teklif. Bu teklifin bana göre gerçekten sonu gelmeyen. Peki bu sahte kabadayılık mı? Bu Hodri Meydan sahte kabadayılık mı? Bir derece öyle yani. Şimdi Hodri Meydan diyerek buna çözüm getirilemez. Gerçek anlamda burada amaç nedir? Amaç burada eğer dokunulmazlıkları gerçek anlamda terörü önlemek amacıyla kaldırmak istiyorsak ve doğru olan da o, bizim bugünkü birinci problemimiz de terörle mücadele etmek. Terörle mücadele etmeyi siz öyle başlıyorsunuz, onu bir kenara bırakıyorsunuz. Sanki diğer milletvekilleri de hakkında soruşturma olanlar da sanki teröre bulaşmış gibi, terörle iç içeymiş gibi veya terörle ilgili suç işlemiş gibi aynı kefenin içine sokup, dedim ya, meclisi işlevsiz hale getirmeye, çalışamaz duruma getirmeye, meclisin itibarını zedelemeye, parlamenter sistemi de zedelemeye çalışan bir anlayış bu. Dolayısıyla bir kargaşa yaratmaya, bir kaos yaratmaya doğru götürdükleri bir çalışma olarak görüyorum. İşte bugün Anayasa Komisyonu'nda bununla ilgili yapılan çalışmanın şeysini gördünüz, durumunu gördünüz. Tamamen gerilim yaratan, ayrışma yaratan, kavga ve kargaşa yaratan bir ortamda bunu sürdürmeye çalışıyorlar. Bu yarın meclise intikal edecek. Orada da aynı şekilde durumlar oluşacak. Dolayısıyla işi basitçe çözmek yerine işi böyle yokuşa süren, yani biz işte bunların da hepsinin de görülmesi gibi gösterilmeye çalışılan ama kendilerini de bakanları da ve başbakanları da bu işin dışında bırakan bir çalışmayı sürdürmeye çalışıyorlar. Ben bu çalışmanın sonuca ereceğini hiç zannetmiyorum. Yarın bu kadar çekişme, bu kadar kavga mecliste de çok sonuç çıkmayabilir. Dolayısıyla boşu boşuna havanda su dövmek yerine gerçek anlamda kim örgüte, daha doğrusu terör örgütüne yardım yapmışsa, yataklık yapmışsa, ona silah temin etmişse, arabasında taşımışsa, ziyaretine gitmişse, onlarla irtibat halindeyse, onların gerçekten sürekli yanında yer alıyorsa, onları savunuyorsa, PKK'yı terör örgütü diyemiyorsa, yani şimdi bunların sorgulanması, bunların meclise gelip bunların dokunulmazlıkların hızla kaldırılması gerekiyor. Bunlar çabucak olacak şeyler. Hatta iktidar partisi muhalefete de ihtiyaç duymadan, biraz önce söyledim, kaldırabileceği şeyler. Onlar bu kolay yöntemi bir kenara bırakıyorlar çünkü amaçları o değil. Amaçları terörü önlemek falan değil. Teröristlere yardım, yataklık yapanlara cezalandırmak veyahut da yargılanmasına devam edilmesi değil. Yani bir kaos yaratmak, bir kargaşa yaratmak ve ondan sonra da meclisi itibarını
zedeleyerek, bak arkadaşlar, bak parlamenter sistem bu. Parlamenter sistem artık bir işe yaramıyor. Bakın biz terörle ilgili konuyu getirdik. Bunlar işi yine kavgaya döktüler, kargaşaya döktüler. Bakın biz bu yasayı çıkaramıyoruz. Bütün yine terörün sebebi bunlar deyip hem başkanlık sistemini öne çıkarmaya çalışacaklar, anayasa değişikliğini. O yönüyle de bir hazırlık, bir altyapı, çıkan oya göre de bir değerlendirme yapacaklar. Çünkü burada meclis nasıl bir aritmetikle, nasıl bir şeyle, oyla bu değişikliği yapacak, onu da görecekler. 330'u bulacaklar mı, 367'yi bulacaklar mı? Tabii onun da bir deneyimini yapmış olacaklar. Böylelikle kargaşa, kaos içinde çalışamaz duruma gelen bir parlamento ortaya gelmiş olacak. Tabii milletin nazarında da böyle kavgalar görülünce de ister istemez vatandaş diyecek ki ya böyle parlamento mu olur, böyle milletvekilliği mi olur? Biz bunları kavga etmek için göndermedik. Evet. Orada barış içinde, huzur içinde kanunları yapsınlar, düzenlemeleri yapsın diye gönderdik diyecek haklı vatandaş. Ama vatandaşın haklı olduğu bu noktada milletvekillerini kavgaya iten bunların davranışları. Aslında mecliste de böyle bir durum söz konusu. Yani böyle bir anayasa çıkarıyorlar, bir başkanlık sistemi çıkarıyorlar, ortaya bir masa kuruyorlar. Bu masa ne için oturalım diye davet eden ne için davet ettiğini bilmiyor. Evet. Masaya oturmayan da ne için oturmadığını açıklamıyor. Yani şimdi programımızın birinci bölümünde AK Partili Sayın Ahmet Tonguç konuğumuzdu. Kendisine de bu soruyu yönelttik. Yani anayasanın ilk dört maddesi değişmemesi kaydıyla siz anayasayı değiştirmek istiyor musunuz? Evet diyor. Bunu siz de istiyorsunuz. İlk dört maddesine karışmayın. Tamam. Bir de üstüne bir sehpa koyun. Parlamenter sistem diye. Ama onlar bunlar bir kenara, başkanlık sisteminin mutlaka anayasaya girmesini, bu değişiklik içinde olmasını istiyorlar. Esasında anayasa değişikliğinin temelinde başkanlık sistemini getirmesi. İlk dört madde ayak olsun. Tabii. Ondan sonra da başkanlık sistemiyle ilgili çalışmalar gelsin. Zaten biz oradan komisyonlar niye çekildik, dedik ki arkadaşlar eğer anayasa değişikliğiyle ilgili birçok maddelerde mutabakata varıldı geçmişte. Bu mutabakata vardığımız maddelerde değişiklik yapabiliriz. Ancak eğer bu değişiklik sırasında siz anayasaya başkanlık sisteminin girmesini isterseniz biz bu işte yokuz dedik. Çünkü Türkiye'nin başkanlık sistemine ihtiyacı yok. Türkiye'nin gerçekten terörden kurtulmaya, terör belasını def etmeye ve huzura, barışa ihtiyacı var. Hem içte hem de dışta barışa, komşularıyla ilişkilerin düzenlenmesine, daha doğrusu itiraflarının kalkmasına ihtiyacı var. Sıfır sorun diyorduk bundan birkaç yıl öncesine hepsi, kadar. Hepsini bitirdiler. Yani şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini terk ettiler. Zannettiler ki yani biz bunu anlatabildim mi terk edersek, işte komşularımızla ilişkilerimizi bozarsak, oralardan bir şeyler beklersek, onu işte Esad'ı devirmeye çalışırsak, Irak'ta belirli yerlerde anlatabildiğimiz söz sahibi olursak gibi böyle olmayacak hayali böyle şeylerin içine girdiler. Düşlerin içine girdiler. Biliyorsunuz Esad'ı devirip hemen 6 ay içinde Şam'da gidip cuma namazı kılmak isteyen bir anlayış bu. Ve bunu söylediler bunlar. Esad giderse ne olacak, ne değişecek? Yani Esad gitse, başkası gelse ne değişecek? İşte kendi memleketimizde Güneydoğu'da kılamaz oldu. Saddam Hüseyin gitti, ne oldu? Irak ikiye bölündü. Bir merkezi hükümet var, bir de Barzani'nin hükümeti var. Orayla da ilişkilerimiz öyle düzenli değil, iyi değil. Dolayısıyla bütün komşularımız da sıfır sorundan gerçekten sürekli sorun olan bir ülke konumuna geldik. Tabii böyle bir yapı içinde gerçekten Türkiye iyi bir şekilde yaşamını sürdüremez. Bugün Suriye'nin kuzeyinde Esad'ın zayıflamış olması sebebiyle kuzeyi teröristlere terk etmiş bir Esad rejimi var. Baktı ki Türkiye kendisiyle uğraşıyor, kendisini devirmeye çalışıyor. Ben de onun devrilmesine yardımcı olmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin, hükümetinin zarar görmesi için de teröristlere burada meydan bırakayım, bölge bırakayım ve kuzey tarafı olduğu gibi işte PKK'lısı, PYD'lisi, IŞİD'cisi, YPG'lisi, Hizbullah, hepsi orada. Çöreklenmiş durumda, orada yapılanmış durumda. Birçok lojistik destekleri PKK olsun, diğer örgütler olsun, hepsi oradan alıyorlar. Dolayısıyla bu gerginliğin, bu gerilimin, bu anlaşmazlığın arkasından
işte bizim sürekli güneydoğumuzu tehdit eden bir terör yuvası haline gelmiş durumda Kuzey Suriye. Alttan besleniyor. Tabii. Aşağıdan dolayısıyla Türkiye bu ilişkileri düzeltmediği sürece, Türkiye'ye gelen Suriyelileri kontrolsüz bir şekilde geçiş hakkı verdi, tespit etmeden geçiş hakkı verdi. Dolayısıyla içinde PKK'lısı, Hizbullah'ı, IŞİD'cisi, PYD'lisi, YPG'si hepsi Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla bunlar Anadolu'nun her tarafına yayıldılar. İşte onun için Türkiye'nin her tarafında her an eğer bunların kontrolleri yapılmazsa, bunların tespitleri yapılmazsa, bunların takipleri yapılmazsa her an her şekilde olay olabilecek, terör olayı olabilecek bir havanın, bir ortamın içine girdi Türkiye. Yani bunu yapan da bu iktidar. Dolayısıyla 3 milyona yakın Suriyeli'yi tespit etmeden dünyanın neresinde görülmüş? Yani sınırdan açmışsınız sınırda arkasına kadar. Güya Esad'a karşı olan bu muhalif kesimi besleyeceksiniz, eğiteceksiniz, donatacaksınız. Esad'ı devirmek için geri göndereceksiniz. Hangi birisi gidecek? Ve burada verilen birçok silahların bugün IŞİD'cilerin elinde olduğu söyleniyor. Bizim yardım ettiğimiz. Ve bazıları PYD'nin elinde olduğu söyleniyor. Şimdi bu silahlar bugün oradan Türkiye'ye atılmak suretiyle, roketler atılmak suretiyle yine Kilis'te insanlarımız ölüyor. Orada canlar kayboluyor. Orada insanlar yaralanıyor. Ve kendi ülkemizde kendi huzurumuzu, kendi şeyimizi, barışımızı bozma noktasına geldik. Dolayısıyla böyle bir anlayışla ülke yönetilemez. Siyasi iktidar çok büyük bir yanlışın içindedir. Bu yanlıştan bir an önce dönmeli. Suriye ile Esad'la mutlak surette barışı tesis edecek ilişkileri yeniden kurmalı ve bu barış sağlandığı zaman da birçok Suriyeli de kendi memleketine dönecektir ve Türkiye'nin üzerinde yük olmaktan da Türkiye kurtulacaktır. Silahlarımız Suriye'nin Suriye'de IŞİD'in elinde olduğunu söylediniz. Evet. Bunun yanında ben bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da Suriyeli yetimler için, Suriyeli çocuklar için, fakir aileler için, muhtaç aileler için toplanan paralar Türkiye'ye geldi ve bu paranın IŞİD'in eline geçtiği söyleniyor. Valla IŞİD'in yani biliyorsunuz amacı belli. İslam devleti kurmak Orta Doğu'da. Evet. Tabi bunun içinde Saddam'ın askerleri var, subayları var. Çok değişik yerlerden, Türkiye'den gidenler var, gençlerden bu işin içinde olanlar var. Dolayısıyla yani İslamiyet'i kurtarma adına birçok canları yok eden, insanları yok sayan, işte Allahu Ekber diyerek insanları katleden bir yapıda olan insanlar. Yani kişiliklerini unutmuşlar, insanlıklarını unutmuşlar. Yani insan olan bir anlayış veyahut da bir kafa gerçekten bir başka insanın kellesini kesebilir mi? Onu boğazlayabilir mi? Yani böyle bir öldüren şey, de Allah diyor, tabii, tabii. Ölen de Allah diyor. Yani böyle bir şey yaşıyoruz. Tabii bunları şiddetle karşı koymalıyız. Bunlara fırsat vermemeliyiz. Geçmişte iktidarın yaptığı bu yanlışlar ne kadar onlara destek oldu, ne kadar onları güçlendirdi bilemiyorum ama demek ki bu konuda silah verildiği, yardım edildiği, birçok ticaretin yapıldığı, onların hem ekonomik anlamda hem lojistik anlamında hem de askeri anlamda güçlendirildiği Türkiye tarafından zaman içinde konuşulduğuna göre dolayısıyla bunları artık hafife alamayız. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütüyle kesinlikle işbirliği yapamaz. Evet. Onunla oturup masada konuşamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini yani öyle basit işte kuruluşlarla, basit örgütlerle veyahut da terör örgütlerle silahlanmış, nerede duracağı belli olmayan, ne isteyeceği belli olmayan, kimin orada söz sahibi olduğu tam anlamıyla bilinmeyen bir terör örgütüyle hiçbir zaman işbirliği yapamaz, dayanışma içine giremez ve onlara da ne yardım eder ne onlardan da yardım alır. Zaten Türkiye'nin de öyle bir yardıma da ihtiyacı yok. Türkiye güçlü bir ülke. Yeter ki kendi gücünü iyi bir şekilde kullanabilsin. Yeter ki bunu barışı tesis edecek şekilde hem içte barışı, toplumsal barışı sağlayacak hem de dışta komşularımızla barışı sağlayacak bir yapıyı yeniden kavuşturabilsin. Bizim aradığımız, bizim istediğimiz bu. Çünkü Türkiye'nin gerçekten ne başkanlık sistemine ihtiyacı var,
Türkiye'nin barışa, huzura ihtiyacı var. Öncelikle onu sağlamak için bu iktidar ona çaba sarf etmeli, onun için uğraşmalı, onun için ne yapılması gerekiyorsa yapmalı. Ben şunu özellikle defalarca söylüyorum. Güneydoğu'da başta güvenlik sorunu vardır. Bu güvenliği sağlamadığınız sürece orada ne eğitim yapabilirsiniz, orada ne esnafı çalıştırabilirsiniz, ne işletmeyi çalıştırabilirsiniz, ne fabrika kurabilirsiniz, ne de oradaki hizmetleri rahat bir şekilde insanlara götürebilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle devlet orada güvenliği sağlamalı, sınır güvenliğini sağlamalı ve bölge halkının da güvenliğini sağladıktan sonra yatırımlar yapılmalı, eğitimi verilmeli o gençlerin, o yaşlıların, oradaki Türkçe bilmeyen insanların hem dilini öğrenmeli hem Türkçesini öğrenmeli ve bunun yanı sıra da bir toprak reformu yapılarak da orada insanların şeye, toprağa bağlı, üreten, çalışan, yani böyle kaçakçılıkla, gayrimeşru işlerle uğraşarak evini, para kazanmak yerine, göç etmemesi tabii gibi. Ve oraya kendisini bağlamalı ve bu kamulaştırılan toprakların intifa hakkı verilmeli, kullanma hakkı verilmeli belirli bir süre. Yani bu 20 sene olur, 25 sene olur, kullanma hakkı verilir. Dolayısıyla gerçekten almış olduğu toprağı, işlemiş olduğu toprağı layıkıyla işliyor, orada üretiyor, çalışıyor, ailesiyle orada oturup kalkıyorsa 20 sene sonra mülkiyetini de verebilirsin. Hiç ücret almadan da verebilirsin. Evet. Önemli olan oradaki insanların bir, toprağına bağlı, işine bağlı, üreten, çalışan ve devletine de gerçek anlamda sadakat eden bir yapıyı orada sağlamak suretiyle orada bir huzuru, bir barışı yeniden tesis etme imkanı var. Ama orada açılan yaralar gerçekten gelecekte de çok zor tamir edileceğini de söylemek isterim. Ama gelinen noktada başka çare de yok. Evet, çünkü peki. Geldiğimiz nokta çok kötü bir nokta. Sayın Vekilim, zamanımız giderek azalıyor aslında ama bir de tamamen konumuzla, konuştuklarımızla bağımsız olan bir konu var. Evet. Onu da es geçmek istemiyorum. Hayati önem taşıyan bir konu. Elektrik. Evet. Siz bunu defalarca mecliste de dile getirdiniz. Evet. Elektrikteki %2 bir pay var. TRT payı. Evet. Bu TRT payı nedir? Sizin şikayetçi olduğunuz durum nedir? Çünkü biliyorsunuz ki Manisa büyük bir organize sanayi şehri. Bizim için de çok önemli bir durum. Elektriğin bu TRT payları, %2'lik payı. Dilerseniz son olarak şimdi ben hep şunu söylüyorum bir sanayici olarak. Biliyorsunuz 20 seneye yakın bir süredir de sanayicilik yapıyorum. Üretimin içinden gelen bir insanım. Şimdi devlet sanayicilik yapmıyor. Devlet ekonomiden çekildi. Sanayiciliği kim yapıyor? Üretimi kim yapıyor? Özel sektör yapıyor. O zaman özel sektörün önünü açmak, üretimin önünü açmak, üretimin üzerindeki yükleri hafifletmek gerekiyor. Yani gerçek anlamda Türkiye'de bir kalkınmayı gerçekleştirmek istiyorsak yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyen projeleri ortaya koymak, teşvikleri ortaya koymak, destekleri ortaya koymak zorundayız. Eğer bunu yapmazsanız artık yatırımcının bugünkü şartlar çerçevesinde kazanamadığı, kendi yaşamını sürdüremediği, işletmesini büyütemediği bir ortamda artık Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi, yeni yatırımların yapılması, yeni fabrikaların yapılması çok zor. İmkansız. Peki bu kadar nüfus nerede çalışacak? İşsizlik neden artıyor? Çünkü yatırım yapılmıyor. Onun için üretimi arttıracak ve üretimin üzerindeki yükleri hafifletecek çalışmalar, mutlaka projeler ortaya koymak zorundayız. Bunda ne var? Örneğin, işte üretimin üzerinde elektrik çok büyük bir yük. Evet. Şimdi bu yükün bir de artısı TRT katılım payıyla geliyor. Dolayısıyla ben diyorum bir de kayıp kaçak yönüyle geliyor. Ne bu TRT katılım payı? Şimdi %2 alınıyor. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bütün evlerden ve işletmelerden %2'lik TRT katılım payı kaldırılmalıdır. Belki ilk etapta evler belki belirli bir süre durabilir. Çünkü TRT'nin de belirli bir süre yaşaması, aynı zamanda da biraz da küçülmesi gerekiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde devlet televizyonları, radyoları 5-6'yı geçmiyor. Bu vatandaşı değil, elektrik şirketlerini rahatlatacak. Tabii. Hayır, onun ötesinde şu var. Dolayısıyla TRT'yi de çiftlik halinden kurtarmak, biraz daha küçültmek gerçek anlamda siyasi amaçlı değil, toplumun ihtiyaçlarına, toplumun haberlerine
ileten, tarafsız olarak ortaya koyan bir TRT konumuna getirmek gerekiyor. Bunun için de bir düzenlemeye de ihtiyaç var. Ama bence öncelikle işletmelerin üzerinde. Şimdi ben fabrika sahibi olarak evimde veriyorum. TRT katılım payı kullandığım elektrikten. Fabrikamda da veriyorum. Peki fabrikada niye ikinci kez veriyorum? Yani. Şimdi oradaki çalışan işçim de evinde veriyor. Benim fabrikamda çalışıyor. Gerçi o vermiyor. Yani ben veriyorum. Dolayısıyla burada tamamen kanunsuz, hukuksuz, hakkaniyeti olmayan bir işletmelerden alınan katılım payı var. Bunun kaldırılması gerekiyor. Benim bir başka teklifim daha var. Böyle bir dar zamanda piyasa tıkanmak üzere. Evet. Şimdi bu piyasanın tıkanmasının temelinde bir sanayici fazla üretemiyor. Sanayici, üretici fazla para kazanamıyor. Onlar para kazanamayınca da yeni yatırım yapamıyor. Yeni yatırım yapamayınca yeni işçiler alınamıyor. Veyahut da karı koca çalışacak, sadece birisi İstikam çalışabiliyor. Çocuğu çalışacak, üniversiteyi bitirmiş, birçok üniversiteyi bitirmiş gençlerimiz var. Onlara iş bulamıyoruz. Bunlar sokaklarda dolaşıyor veyahut da farklı işlerde çalışıyor. Bunlara bu imkanı sağlamak için bir kere özel sektörümüzü geliştirecek, kalkındıracak, kazandıracak ve yeni yatırım yapacak ve işletmesini büyütecek bir noktaya taşımak zorundayız. Yani onu kazandırmak zorundayız. Kazandırmak için de bazı maliyetleri de aşağıya çekecek bir işlem uygulamamız lazım. Mesela ben işletmelerde kullanılan elektriğin üzerindeki KDV'nin belirli bir süre sıfırlanmasını istedim. KDV alınmasın dedim işletmelerden. TRT katılım payı da alınmasın. Dolayısıyla %2, %18'de %20'ye yakın bir ucuzluğu enerjide sağlamış ve işletmeye vermiş oluyoruz. Dolayısıyla işletme sahibine bir moral, sanayiciye bir moral olacak. Dolayısıyla insanlar bir çalışma heyecanının içine girecek, tekrar bir heves edecek. Kendisini daha çok büyütmek isteyecek, yeni yatırımlar yapmak isteyecek. Bunlara imkan tanımak lazım. Bunu mutlaka yapmak lazım. Bir, ikincisi kayıp kaçak konusu. Evet. Şimdi kayıp kaçağı Güneydoğu'da alamayan devlet geliyor batıdaki, Orta Anadolu'daki insanlardan, işletmelerden daha fazlasıyla alarak bir haksızlık yaratıyor. Bu haksızlığın da kesinlikle karşısındayım. Çünkü kayıp kaçağın sesi kim? Müsebbibi kim? Bir, Güneydoğu'da ve Doğu'da kullanan tüketici. İki, bunu kontrol edemeyen, parasını alamayan devlet veyahut da devletin verdiği şirket. Peki benim ne kabahatim var, sizin ne kabahatiniz var? Niye bir kayıp kaçağı biz tekrar ödemek zorunda kalacağız? Dolayısıyla devlet burada yapamadığı görevin cezasını kendisi çekmeli. Bir başka gününde parasını ödeyen, batıda işte evinde oturan, işletmesini çalıştıran insanlara yüklememeli. Kesinlikle bunu batıya yükleyerek, yani borcunu yerine getiren, sözünü yerine getiren tüketicinin üzerine yıkmak yerine devlet bu şeyi kendisi katlanmalı. Dolayısıyla buna karşıyız. Mutlaka devlet bunu karşılamalı ve bundan sonra da kendisi kayıp kaçağı önleyecek tedbirler almalı. Kullanıyorsa elektriğin parasını almalı ve dolayısıyla doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle kim kullanmışsa, hangi vatandaş kullanmışsa, hangi işletme kullanmışsa devlet güçlü. İmkanları var, kolu uzun, bir sürü zorlayıcı şeyleri var, güçleri var. Bunları zorlayarak veyahut da normal olarak ücretlerini, bedellerini zamanında almalı. Bir başka tüketiciye, sorumluluğunu yerine getiren bir tüketiciye kesinlikle yüklememeli diye düşünüyorum. Tabii hem ucuzluğu getirmek hem de kayıp kaçağı böylelikle getirmeden, faturalarının üzerine bindirmeden bu işi devletin çözmesi gerekir. Çünkü burada kusurlu olan devlet, hatalı olan devlet, görevini yapmayan devlet, dolayısıyla görevini yapan vatandaşın üzerine böyle bir yükü yüklemeye kesinlikle hakkı yok. Buna da karşıyız. Onun için bu konularda yapacağımız bir çalışmayla enerjide elde edeceğimiz ucuzluk ister istemez üretim maliyetlerini etkileyecek. Daha ucuza mal etmiş olacak, daha çok üretecek ve daha iyi rekabet etme olanağı bulacak. Bakın ben çok yurt dışına gezdim. Yurt dışına gittim. Gittiğim bütün ülkelerde, rekabet ettiğimiz ülkelerde baktığım zaman, bakın Çin'le rekabet ediyoruz. Kazakistan'la, Pakistan'la rekabet ediyoruz. İşte zaman zaman Rusya'yla, yani bazı noktalarda rekabet ediyoruz. Birçok rekabet ettiğimiz ülkelerdeki enerji fiyatları 3 veya 4 sent. Bizde 10 veya da 12 sent, 14 sent duruma göre.
Şimdi düşünebiliyor musun? 10 centlik fark çok büyük bir fark. Bu farkı biz işletmemize vermek, fabrika sahiplerine vermek, sanayicilere vermek. Dolayısıyla sanayici bu şekilde daha iyi para kazanmasına olanak sağlamak, büyümesine olanak sağlamak, yeni iş alanlarını açmasına olanak sağlamak suretiyle de hem ekonomimizin büyümesine, hem kalkınmamıza, hem de yeni iş alanlarının açılmasına, istihdam alanlarının açılmasına ve ihracatın da artmasına olanak sağlayacak bir sistemi, bir düzeni mutlaka Türkiye'de oluşturmak zorundayız. Bunu yaparsak gerçek anlamda bir kalkınmayı gerçekleştirmiş oluruz. Eğer bunu yapmazsak bugünkü olduğu gibi daha ekonomi tıkanma noktasına gelir. Çünkü şimdiye kadar izlenen ekonomik model şuydu. Borçlanmayla, ithalatla, tüketimle büyüyen bir piyasa oluştu. Bir ülke oluştu. Şimdi de insanların %80'i borcun içinde. Neden? Herkes kolayca borçlandı ve geçmiş 10 senede önce bugünün parasını, bugünün imkanlarını tüketti. Dolayısıyla geleceğini tüketmiş olan bir Türkiye var şu anda. Onun için piyasalar rahat çalışmıyor. İnsanlar şifta etmeden esnaflar dükkanlarını kapatmak zorunda kalıyor. İşçi iş bulamıyor. İşten çıkmışsa tazminatını alamıyor, parasını alamıyor. İmkanları gerçekten, tabii bunları alamadıkça da ister istemez gidip bakkala borcunu ödeyemiyor. Kesinlikle. Veyahut da araba almışsa arabanın borcunu ödeyemiyor. Ev almışsa evin borcunu ödeyemiyor. Nasıl ödeyecek? Şimdi öyle bir yapı içinde gerçekten bu ekonominin yürümesi mümkün değil. Bu çarkın dönmesi mümkün değil. Bu çarkı döndürmek için kesinlikle devletin birçok fazladan yaptığı, hatta israfa dönük yaptığı, aşırı harcamalardan kısıntı yaparak piyasanın harekete geçmesi için desteğe, yardıma, bu tür indirimlere, sanayicinin çalışmasına, esnafın çalışmasına, işletmelerin çalışmasına olanak sağlayacak bir uygulamayı mutlaka bir an önce başlatmalıdır. Buna çok ihtiyacı var Türkiye'nin. Evet. Yoksa çok zor. İşçi kazanmazsa, çiftçi kazanmazsa, köylü kazanmazsa, hayvancılık yapan kardeşim kazanmazsa, üzümcü kazanmazsa, peki nasıl dönecek bu çark? Şimdi üzümcü arkadaşlarımız üzümlerini kuruttular. Yaşken satamadılar bir kısmını, kuruttular. Şimdi kurusunu satamıyorlar. Yani devlet burada gerçek anlamda bir baba gibi, bir organizatör gibi ekonomideki tıkanan alanları çiftçisinden işçisine kadar, köylüsünden esnafına kadar o alanlardaki tıkanıklığı aşma noktasında fedakarlık yapmak zorunda. Bunu yaparsa gerçekten o çark yavaş yavaş dönüşür. İnsanların umutları yavaş yavaş yeşermeye başlar. İnsanlar iş yapmaya başlar. Alışverişler yavaş yavaş olmaya başlar. Böyle olunca da hiç olmazsa tıkanmış olan ekonomik çarkı böylelikle işleyen bir çark haline getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de beni kırmayıp programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dileriz ki bir dahaki programlarda şehit haberleri olmadan güler yüzle güzel programlar, güzel konular seçerek konuşabilelim. Mutlu yarınlar diliyoruz efendim. Evet, ben de çok teşekkür ederim.